Piyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Evet, Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen 7. Tıbbi Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı'nın 2. gününe efendim hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün öğleden önce çalışma gruplarının toplantıları tamamlandı. Şimdi özel sektör örnekleri başlıklı genel oturumumuza geçiyoruz. Bu oturumun başkanlığını Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Sabri Erbaş üstleniyor. Oturum konuşmacılarını da sahneye davet ediyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İbrahim Cumhur İşbırakmaz, Vinakoşa Natural Wellness kurucusu Demet Konca Akalın ve Anadolu Tıbbi Bitkiler Sanal Platformu kurucusu Ziraat Mühendisi Sayın Selahattin Yılmaz. Efendim kendilerini sahnedeki yerlerine davet ediyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Ve sözü sayın moderatörümüze bırakıyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Değerli katılımcılar, günün son oturumu ve özel sektör örneklerinin bulunduğu bir oturuma hoş geldiniz. Çok kıymetli 3 tane sunumu dinleyeceğiz. İlk oturumumuzu sunumlarını yapmak üzere Sayın İbrahim Cumhur İşbırakmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Değerli katılımcılar, çok sevgili arkadaşlarımız, sektörümüzün çok kıymetli temsilcileri, şahsım ve Ege İhracatçı Birlikleri adına herkesi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim tabii biz ihracatçı birliği olduğumuz için size ihracattan bahsedeceğim haliyle. Özetle bir iki tane tablo sunacağım size rakamlarla ilgili. Biz ihracatçılar hep böyle rakamlarla konuşuyoruz. Ardından da Ege İhracatçı Birlikleri olarak sektörün ihracatının geliştirilmesine yönelik neler yapıyoruz, neler yapmalıyız onlardan bahsedeceğim. Mümkün olduğu kadar hızlı ve zamanı iyi kullanmak istiyorum. İzninizle başlıyorum. Ege İhracatçı Birlikleri İzmir'de, Türkiye'de 14 ihracatçı birliğin bir tanesi. Bizim bünyemizde 12 tane sektör var. Bunlardan bir tanesi de mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birliği. 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi tarım gıda birliği sektörler itibariyle. 5 tanesi de sanayi ve maden birliğimiz. Türkiye'deki en geniş yelpaze bizde. Şöyle düşünebilirsiniz, Türkiye'de nerede bir üretim ve ticaret, ihracat varsa orada bir tane ihracatçı birliği ve genel sekreterliği var. Amacımız mümkün olduğu kadar ihracatı artırma yönünde çalışmalar yaparak ülke kalkınmasına katkı sağlamak. An itibariyle 7000'e yakın aktif ihracatçımız var. Ne demek aktif ihracatçı? Son 2 yıl içinde ihracat yapan firmalar. Bu 1 dolarlık ihracat da olabilir, 1 milyar dolarlık ihracat da olabilir. Önemli değil. Önemli olan 2 yıl içinde ihracat yapmış olmak. Aslında 20.000'e yakın üyemiz var ama bunun ancak 7.000'i şu anda 2 yıldır ihracat yapan üyelerimiz. Türkiye'de de biliyorsunuz 110 ile 120 bin arasında ihracat yapan firmamız var. Yani aşağı yukarı %8'i gibi bir oran Ege İhracatçı Birlikleri'nin üyesi şu anda ihracat yapan firmalarımızın. Bunun içinde de 600'e yakını sadece bu sektörde ihracat yapan firmalar. Özellikle orman ürünleriyle ilgili, odun dışı orman ürünleriyle ilgili uluslararası ticarette ekranda gördüğünüz 3 getipte izleniyor. İhracat olsun, ithalat olsun. Biraz evvel grupta da bahsedildi. Dünyada uluslararası standartlarda ilk 6 basamaklı sayı tüm ülkelerin kullandığı ortak getip. Bu 12 haneye kadar çıkıyor. Bunun yanına 6 rakam daha ekleniyor. Orada ülkeler özgür. Ülkeden ülkeye değişiyor. Dolayısıyla biz uluslararası karşılaştırma yaparken aslında hep bu 6 rakama baz alarak ilerlememiz icap ediyor. Mesela bizim en çok avantajımız olan Kekik Defne gibi gruplarda kendimizin, Türkiye'nin ayrı getipleri var.
O da 09.10.99 ile başlıyor. Ama mesela Amerika'nınki başka başlıyor. Dolayısıyla biz ilk 6 rakamlar üzerinden giderek hep uluslararası ticaret ve standartları karşılaştırabiliyoruz. Bu önemli bilgi. Şimdi size birkaç tane tablo göstereceğim. O yüzden bu bilgiyi vermek istedim. Bu ilk baştaki 09.10.99 getibi olduğu kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat genel isminde olan getip bizim bu defne kekik dediğimiz yani ülkemizin çok büyük üreticisi ve ihracatçısı olduğu grup. O nedenle bakın burada 2022 itibariyle Türkiye Hindistan'ın ardından en çok ihracat yapan ülke. 121 milyon dolarlık, 122 milyon dolarlık hatta bir ihracatımız var. Buradaki rakam, şu en alttaki rakamlar önemli. Ben kapatıyorum herhalde ama öbür taraftan görebilirsiniz belki. 864 milyon dolarlık bir ihracat var dünyada. Bu grupta sadece. Bu grup 864'ün gördüğünüz gibi 121-122'sini ülkemiz yapıyor. Aşağı yukarı da şurada oranı da var. %15'lik bir pay alıyoruz. Güzel bir rakam. Biz daha çok, evet bu rakamlarla ilgileniyoruz ama birim fiyatlar önemli bizim için. Bakın biz yaklaşık 3 dolara ihracat yapıyoruz. Toplamın, yani bütün ülkelerin toplamının alıp böldüğünüzde 2.87'ye geliyor. Dünya fiyatı yani rayici 2.87. Fena değil. 3 ile onun üzerinde yer alıyoruz ama çok da üstünde değiliz. Fakat yan tarafta görüyorsunuz bir de ithalat boyutu var. Bu getipte en çok ithalat yapan ülkeler burada. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, Fransa ilk 5. Bakın onların ithalat fiyatlarını görüyorsunuz köşede. 4.44, 4.64, 4.363, 5.69. Aslında ithalatçılar bizim ihraç fiyatlarımızdan daha fazla birim fiyatla ithalat yapıyorlar. Demek ki bizim burada yapmamız gereken bir şeyler var. Bu tablo birazcık bize bundan bahsediyor. Geçelim. Bunları yine size bilgi olarak veriyorum. Bu sunumları da isteyenler bizden alabilir. Aklınızda olsun. İthalatta mesela diğer getipte 12-11-90 getibinde bu sefer rakam iyicene büyüyor. 3,5 milyar dolara ulaşıyor. Bu gruptaki malların ticareti daha yüksek. Dünya ticareti. Bizim ülkemiz bu grupta olan ürünlerde maalesef söz sahibi değil. O yüzden ilk 5'te yer almıyoruz. Burada da birim fiyat, bakın 5 dolara çıktı. Hem şehir yüksek, ihracat hacimleri yüksek, ticaret volüm olarak yüksek, hem de fiyatı yüksek. Üçüncü de 32.01.90 getibi. Bunda da nispeten en küçük grup bu. Dünya ticareti olarak baktığınızda 160 milyon dolarlık bir ihracat var. Burada da yine bizim ülkemiz ilk 5'te yer almıyor ürünler itibariyle. Yine burada Çin, Hindistan yine en büyük üretici ve ihracatçı ülkeler içinde yer alıyorlar. Şimdi bizim rakamlarımıza gelelim. Dünyada ticaret buydu. Peki bizim kayıtlarımızda özel baktığımız zaman kekik, defne, ada çayı, tıbbi bitkiler, meyan kökü gibi bizim en iddialı olduğumuz ürünlerde ihracatımız nasıl? İlk bölümde bizim Ege İhracatçı Birlikleri'ne kayıtlı üyelerimizin ihracatını görüyorsunuz. Sağ tarafta da Türkiye genelini görüyorsunuz. Şöyle bakabiliriz aslında bu sağ taraftan bakmak lazım. Türkiye 2010 aylık itibariyle 41 milyon dolarlık kekik ihracatı yapmış. Bunun 39-40 milyon doları Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmış. Neredeyse %90'dan fazlası. Yani bizim bölgemiz firmaları tarafından yapılmış. Şöyle bakabilirsiniz buna. Defne'de 32 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Bunun 21'i bizim bölgemizden yapılmış. Ada çayı 5.6, 5.4 neredeyse tamamı. Bunun gibi sıralanıyor. Şuraya bakabiliriz. 123 milyon dolarlık Ocak-Ekim döneminde toplamda bu sektörde ihracatımız var. Bunun 84 milyon doları Ege bölgesinden yapılmış ihracat. Kabaca özetle böyle bakabiliriz bu tabloya. Ülkeler bazında nereye satıyoruz peki? Bu sattığımız ülkelerin, bakın 14 milyonu Amerika'ya yapılıyor, en büyük ihracatçı. Onu hemen Almanya izliyor.
Çin önemli bir ihracatçı olmakla birlikte bizden de ithalat yapıyor. Bakın 11,5 milyon dolarla. Suriye, Rusya diye diziliyor. Bu aşağı yukarı bizim Ege Birliği'nin kayıtlarında da ülkeler bazında aynı diyebiliriz birkaç istisna dışında. Tablo bu. Yani bizim ana pazarlarımız Amerika, Almanya, Rusya, Fransa, İtalya, Fransa buralar. Çin de var. Böyle değerlendirebiliriz. Şimdi bu şeyin bir özeti şu. Kekin %97'si, biraz evvel bahsetmiştim. Deftenin %66'sı, adaçayının %95'i, tıbbi bitkilerin %67'si, meyan kökünün %85'ini bizim bölgemize kayıtlı Ege İhracatçı Birliği üyeleri tarafından yapılıyor ki bu önemli bir veri. Özellikle işte 2-3 tane de biz neredeyse tekeliz yani, tek satıcıyız. Bu noktaya en son buna geçmeden önce, şimdi Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın artırılması için ilk başta söylemiştim. En büyük amacımız, görevimiz ihracatı artırmak, çeşitlendirmek, böylelikle kalkınmaya katkı sağlamak. Peki ihracatı nasıl arttıracağız? Ne yaparsak ihracatımızı daha hızlı arttırabiliriz? Onunla ilgili bir sürü projeler yürütüyoruz. Tabii günümüzde artık sürümden kazanmak diye bir şey kalmadı. Yani bir sent için rekabet edilir hale geldi. Bu bütün sektörler için böyle, bu sektör için de öyle. Dolayısıyla sizin ülke olarak ürünlerinizde bir farklılaştırma yapmanız gerekiyor. Artık insanlar onu bekliyor sizden. Ürünlerinizin bir hikayesi olacak. Trendlere uygun üretiminiz olacak. Sürdürülebilir olacak. Katma değerli olacak. İnovasyon yapacaksınız. Bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Bunu yapmak yetmiyor. Bir de üstüne bunlarla ilgili tanıtımlar yapmanız gerekiyor. Dünkü oturumlarda Birlik Başkanımız Nurettin Bey bu konuda biraz detaylı bilgi verdi. Ben de kısaca değineyim. Tanıtımlarla ilgili bölümde özellikle Amerika için, Amerika Birleşik Devletleri için yürüttüğümüz Turkish Taste diyoruz biz. Örnek gösterilen bir projemiz var. Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor bu proje %70 oranında. Sadece odun dışı ürünlerimiz değil, Amerika'daki gıda ürünlerinin tanıtımı söz konusu. Bu noktada iddialı olacak ama hani tanıtımın zirvesindeyiz şu anda Amerika'da. Artık ticarileşmeniz gerekiyor bu tanıtımların üstüne. Çünkü öyle bir noktaya geliyorsunuz ki insanlar ikna alıyor. Evet diyor, biz sizin ürününüzü almaya karar verdik. Peki nereden alacağız? Amerika'da ben işte örnek veriyorum, defneyi nereden tedarik edeceğim? Veya Türk zeytinyağını nereden bulacağım? Veya Türk balığını nasıl bulacağım? Bu noktada işte bizim diğer desteklerimiz, biraz sonra bahsedeceğim, onlar devreye giriyor. Bu ürünleri ihraç eden firmalarımızın biraz daha bu konulara eğilmeleri gerekiyor. Bu bir örnekti. İkincisi, yine bu proje kapsamında Las Vegas Üniversitesi'ndeki bu üniversitenin gastronomi bölümü Amerika'ya şef yetiştiren bir numaralı okul. Onlarla bir işbirliği anlaşması yaptık. Üçüncü sınıflarına eğitim gören şef adaylarında üçüncü sınıflarına Türk mutfağı dersini koyduk. Dolayısıyla çıkan şefler Koreli de çıksa, Amerikalı da çıksa, İngiliz aşçı da çıksa Türk mutfağını öğrenerek çıkmış olacak. Bu şimdiye kadar hiç yapılan bir şey değildi. Bunu başardık. Yine dün belki Nurettin Başkanımız göstermiş olabilir izleyenler varsa. Ben yanımda getirmedim maalesef. Bir kitap, referans bir kitap yaptırdık. Bu kitabın böyle interaktif bir kitap. Referans kitap olarak şu anda belirli noktalarda satılıyor bu kitap Amerika'da. QR kodlarını okutarak Türk menüsünü, bir Türk yemeğinin hazırlanışını Amerikalı aşçının hazırladığı şekilde video klipleri seyrederek anlatıyoruz. Bu da önemli bir çıktısı oldu projenin.
Bu kitap devamlı, şimdi 3. edisyonu üzerinde çalışılıyor. Güncellenerek, bunlar da önemli noktalar deyip, satılacak belirli şeflere ulaştırılıyor. Ve son olarak, geçtiğimiz ay bitirdik onu da. Amerika'dan yine Amerikalı şeflerin bir tane federasyonu var. Çok, nasıl diyelim, referansı çok yüksek olan bir federasyon bu. O federasyonun başkanını, başkan yardımcılarını ikişer haftalık periyotlarla ülkemizde ağırladık. Bu da çok güzel geri dönüşleri oldu. Bir şefimizi Ayvalık bölgesine götürdük. Bir şefimizi İzmir, Urla, Tire bölgesine götürdük. Sonuncusunu da 3 tane şefimiz geldi. Bodrum civarına götürdük. Üçü de çok enteresan böyle tecrübelerle geri döndüler. Hayatlarında görmedikleri şeyleri yaşadıklarını söylediler bize. Ve hepsi hayran kalarak gitti. Şimdi bu şefler şöyle şefler. Bir örnek vereyim, bir tanesi. Disneyland'in, Florida'da Disneyland'in baş şefi. Bu şefin domatesi ben buradan alacağım demesiyle günde tahmin ediyorum 40-50 bin arasında ziyaretçisi olan sadece Disneyland'deki talebi siz düşünün. Orada o ziyaretçide çıkarılan menüleri düşünün. Bu şeflerin, üst düzey şeflerin böyle bu şekilde ikna edilmeleri önemli bizim için. Dolayısıyla bu ay değil ama 2024'ün ilk aylarından itibaren biz Amerika'ya yönelik ihracatımızda, gıda ihracatımızda bir sıçrama öngörüyoruz. Çünkü herkes çok pozitif döndüler. Ellerinden gelen her şeyi de yapmaya başladılar, görüyoruz. Sosyal medyada da takip ediyoruz. Bu tanıtım projemiz gerçekten önemli. Bir diğeri de yeni başlayacağız bu projeye. Bitkisel çaylarla ilgili. Yine bu da Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle olacak. Turkish Herbal Tea adı altında yapacağız. Bu da 4 yıllık bir proje. Burada da önemli beklentilerimiz var. Malumunuz artık dünya, biraz evvel söylediğim gibi, daha sağlıklı, sürdürülebilir, insan sağlığına, yaşlanan nüfusa hitap eden ürünleri tercih ediyor. Organik ürünler bunun bir başka ayağı. Dolayısıyla bizim ihracatımızı artırırken artık bu taraflara önem vermemiz icap ediyor. Bir diğeri de, yine başka bir projeden de bahsedeyim. Belki duyan arkadaşlarımız olabilir. Yine Ticaret Bakanlığımızın desteklediği bir uluslararası rekabetin geliştirilmesi, URGE dediğimiz bir proje çeşidi var. Bu da ticaret odaları, sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, dernekler, birlikler buna başvurabiliyor. Burada da yine %70'e varan destekler var. URGE projeleri kümelenmeyi aslında amaçlıyor. Öncelikle bir ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra işte yurt dışında pazarlama faaliyeti, yurt içinde mümkün olduğu kadar ihracata yönelik eğitimleri öngören bir proje bu. Genelde sektörel oluyor. Biz de bu alanda farklı sektörlerde demir çelikten gıda tarafına kadar 6'ya yakın projeyi ayrı ayrı devam ettiriyoruz. Dediğim gibi hep amacımız katma değerli, sağlıklı, tasarımı olan, hikayesi olan ürünleri bir şekilde şirketlerimizin gündemine sokmak, şirketlerimizi buna hazırlamak. Tabii ki şirketlerimizin konjonktür içinde bir sürü başka sıkıntıları var ama ihracat konusu gündeme geldiğinde bizler bu noktada bu bahsettiğim projelerle birlikte onları elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Yine bu noktada ihtiyacı olan, ihracatla ilgili ihtiyacı olan, bilgilere ihtiyacı olan arkadaşlarımızı, akademisyenlerimizi biz mutlaka web sayfamıza davet etmek istiyorum. Lütfen bakın, takıldığınız yerler olursa lütfen arayın, çekinmeyin, beni arayın, arkadaşlarımızı arayın, hiç sıkıntı yok. Mümkün olduğu kadar ihracata yönelik bizim elimizden gelen bir şey varsa biz yaparız. Yapamayacağımız bir şeyler olursa sizleri ilgili platformlara ulaştırırız, kurumlara ulaştırırız. Alamadığınız randevularınızı alırız. Dolayısıyla lütfen ihracatla ilgili bir
problemde, bir sıkıntıda veya bir öneriniz olabilir. Niye buralarla ilgilenmiyorsunuz diyebilirsiniz. Niye bu noktaya dikkat çekmiyorsunuz diyebilirsiniz. Bunlarla ilgili lütfen bize geri bildirimlerde bulunun. Bunu özellikle sizden rica ediyorum. Son olarak bu renkli sunuyu sizlere göstermek istiyorum. Bu aslında bizim Ticaret Bakanlığımızın şu anda uygulamakta olduğu eski ismiyle ihracat teşvikleri, artık teşvik lafını kullanmıyoruz. Devlet yardımlarının böyle basamak basamak gösterimi. En sonunda görüyorsunuz Marka Turkuati programı var. Bu en üst program. Bu şöyle bir şey bilmeyenler için. Bir AVM'ye girdiniz, özellikle hazır giyim firmalar için söylüyorum. AVM'ye girdiğinizde dikkatinizi çeken bütün o markaların çoğu Turkuati kapsamında. Bu ilk hazır giyimle başladı. Sonra otomotiv sektörü içine girdi, sonra gıda sektörü içine girdi. Bu en üst düzeyde desteklenen firmaların desteklendiği marka programı. En başta da en altta, şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz, pazara giriş belgelerinin desteklenmesiyle başlıyor. Şöyle hayal edebilirsiniz. Bir dakikayı toparlıyorum eğer açtıysam. Bir firmanız var, ihracat ayına gireceksiniz. Fuara gitmek istiyorsunuz. Fuara gitmeniz destekleniyor. Fuara gittiniz, çok memnun kaldınız. Ben ülkede kalacağım dediniz. Bir showroom açtınız. Showroom'unuz destekleniyor. Showroom'unuzla birlikte o ülkeye mal satmaya başladınız. O ülkenin o ürünle ilgili özel sertifikaları var ihraç etmeniz için. Test veya analiz sertifikaları var. Onlar destekleniyor. Daha sonra işlerinizi büyüttünüz. Siz özel koleksiyonlar hazırlamaya başladınız o pazara ilişkin. Orada, nerede okudum? Moda, marka, tasarım. Şurada bir yerde galiba. Şurada. Tasarım da tam ortada. Tasarım desteği var. Tasarımcının maaşına kadar destekleniyor. Dolayısıyla sizin aslında, tabii bu böyle hemen arka arkaya olan bir şey değil. Bu 4-5 yıl içinde sizin tasarım desteğine kadar normal şartlarda, normal bir konjonktürde ulaşmanız bekleniyor. Dolayısıyla ihracata yeni başlayan veya ihracat yapıp da henüz bunlardan yararlanmayan firmalarımız için çok önemlidir bu saydıklarım. Niye size bundan bahsediyorum? Çünkü bu desteği kullandıktan sonra hak edişleriniz için yine bize geliyorsunuz. İhracatçı birlikleri bunların hak edişlerini hesaplıyor. Bir harcamayı yaptıktan sonra aşağı yukarı normalde konjonktüre göre değişebiliyor. 4-5 ay içinde sizin desteğiniz size geri ödeniyor. Bu da özellikle ihracatta yeni başlayan firmalarımız için, orta ölçekli firmalarımız için çok önemli bir destek, pek çok aşamadan oluşan. Ben bu noktada sözlerimi bitiriyorum. Dediğim gibi her zaman bize ulaşabilirsiniz. Ege İhracatçı Birlikleri'nin web sayfasında bütün irtibat bilgilerimiz var. Lütfen çekinmeden her zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz İbrahim Bey. İbrahim Cumhur Bey'e değerli sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten özellikle Amerika mutfağına, Türk mutfağının tanıtılmasıyla ilgili yaptıkları uygulamalar ve girişimler çok başarılı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Soru, katkı ve önerileriniz varsa İbrahim Bey'e iletebiliriz. Eğer yoksa diğer sunumuza hızlı bir şekilde geçebiliriz. İkinci sunumumuz, aromatik yağların sürdürülebilir kozmetik ticari potansiyeli konusunda Vinakoha Natural Wellness firması kurucusu Sayın Demet Gonca Akalın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Demet Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Sesim geliyor değil mi? Evet. Dünden beri çok güzel sunumlar dinledim burada. Çok değerli sektör temsilcileriyle tanıştığımız verimli bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Hem kamu alanında, hem üniversiteler tarafında, hem de reel sektör tarafında sektörün önemli temsilcileriyle bir araya geldiğimiz ve aromaterapiyi konuştuğumuz aslında. Türkiye'deki bu endemik bitki çeşitliliğini konuştuğumuz,
Türkiye'nin dış ticaretiyle ilgili geliştirilebilir tarafları konuştuğumuz çok değerli bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Ve biz de markam adına, Vinakoça Natural Wellness adına burada olmaktan ötürü çok gururluyuz, mutluyuz. Bu daveti aldığımızda çok mutlu olduk, memnun olduk. Ve gelip burada neler yapabiliriz de biz de biraz katkı sunabiliriz belki diye düşündük. Şimdi aromaterapik yağların sürdürülebilir kozmetikteki, sürdürülebilirlik biliyorsunuz çok popüler bir söylem. Yani son yıllarda artık herkes sürdürülebilirlik anlatıyor. İşte otomotiv sektöründe anlatılıyor, gıda sektöründe anlatılıyor, kozmetikte anlatılıyor. İyi ki de anlatılıyor çünkü çok değerli bir konu. Biz de burada bir takım şeylerden bahsedeceğiz. Kozmetikte sürdürülebilirlik ne demek? Biraz ondan bahsetmek istedik önce. Sonraki slide'a geçebiliriz. Tabii hepimizin de bildiği gibi sürdürülebilirlik bir daimi olma hali. Yani kaynakların, kısıtlı olan kaynakların... Süper, harika. Kısıtlı olan kaynakların, işte yatırımların, teknolojik gelişmelerin, kurumsal dönüşümün kaynaklar sömürülmeden dengeli kullanılmasını ifade eden bir kelime aslında. Ve bu sektörle oldukça bağlantılı bir kelime, kozmetik sektörüyle. Çünkü yani ve son yıllarda da işte atıksız üretim, işte minimalist yaşam üzerine şimdiye kadar görülmemiş bir farkındalık oluşmuş durumda. Yani bunun sebebi aslında son yıllarda yaşadığımız ekolojik kriz, doğal afetler, işte hastalıklar gibi konular aslında sürdürülebilirliği biraz daha merkezimize almamıza sebep oldu. Ve aslında ekolojik kriz ve sürdürülebilirlik bizce bir bütün. Ve bunu gözeten siyaset, tüketim alışkanlıklarımız, işte yeme, içme, barınma, bir takım ihtiyaçlarımızı karşılama biçimimiz aslında gündelik yaşam pratiklerimize, iş yapış şekillerimize, satın alma kararlarımıza çok daha fazla sirayet etmiş durumda. Ve bunun böyle olması gerekiyor. Ve aslında güzellik de bir bütün ve işte ruh, beden, zihin dengesi dediğimiz, temiz beslenme dediğimiz, doğaya yakın formlarda ihtiyaçlarımızı karşılamak dediğimiz unsurlar aslında bizi uzun vadede güzelleştiren de konular. Yani hem ruhumuza, hem bedenimize, hem de zihnimize hitap eden konular bunlar. Ve tam da bu noktada aslında kozmetik yine devreye giriyor. Ve bizim bu ruh halini, bu sağlıklı ruh halini kazanmamız da aslında bize destek oluyor kozmetik ürünler. Burada geri dönüşümle ilgili bir grafik bu. Özellikle Kanada, Amerika ve daha gelişmiş ülkelerde aslında atıkların nasıl bertaraf edildiğini gösteren bir görsel buraya koymak istedim. Birçok şey atık aslında bu yeşil kısmı geri dönüştürülebilen kısmı atıkların ve ne kadar küçük bir kısmını aslında kaplıyor bütün dünya genelindeki atıkların. Burada da bu lacivert kısımda gömülen atıkları ifade ediyor. Bu da aslında bayağı büyük bir alan. Ama buradaki bu lacivert kısmın aslında daha çok yeşile dönmesi, sürdürülebilirliğin küresel anlamda hedeflediği bir konu. En çok geri dönüşüm yapan ülkeler burada işte Almanya, Avusturya, Güney Kore, Galler ve İsviçre. Yani gelişmişlik düzeyiyle aslında ne kadar da bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yani atık yönetimini, sürdürülebilirliği merkezine almış ülkeler aslında gelişmiş ülkeler. Yani kişi başına 47 kilogram atık geri dönüştürülürken 340 kilogramlık atık kazılmış landfill'lere dolduruluyor ve bertaraf ediliyor. Yani 175 kilogram gibi bir kısımda atık çöp sahalarına bırakılıyor. Yani bu korkunç bir rakam. Bütün ekosistemi etkileyecek rakamlar bunlar. En fazla atık üreten ülkeler de
yine işte Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, Brezilya ve Japonya olarak burada görülüyor. Ve tüketici tarafında da son 3 yıl içerisinde, yani kişisel bakım ürününü, kullandığı kozmetik ürünü, alışkın olduğu markayı değiştiren kişilerin 7'de biri aslında bu değişimi daha çevre dostu bir ürün kullanmak için yapmış. Yani alışkanlıkları değiştirmek aslında müşterilerde, kullanıcılarda çok önemli bir nokta bu. Yani hani daha iyi bir ürün kullanmak ya da daha lüks bir ürün kullanmak ya da işte kendisine daha faydalı bir ürün kullanmaktan ziyade doğa dostu, kendisi ürün üretilirken hayvanlara, çevreye ve doğaya zarar vermeyen ürünler kullanmak istemesi, yani bu şekilde bir karar motivasyonu oluşması çok önemli bir rakam. 7'de bir oran, çok ciddi bir oran. Sürdürülebilirlik Ajansı Foodera'nın yaptığı araştırmaya göre tüketicilerin %88'inin markaların onlara sürdürülebilir alternatifler sunması gerektiğini söylüyor. Yani marka bunu benim adıma düşünsün ve ben karar verirken onu tercih edeyim diyor. Bu noktada bizim gibi markalara çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani ürün gamınıza karar verirken, üretim şeklinize karar verirken, lojistiğinize karar verirken bu adımları tek tek şeffaf bir biçimde müşterinize iletiyor olmanız, bu hassasiyetleri taşıdığınızı biliyor olması en azından müşterinin sizi tercih etmesi için çok önemli bir sebep oluşturuyor aslında. Burada tabii sürdürülebilirlik deyince daha çok böyle packaging kısmı konuşuluyor belki ama işte burada tüketicinin mesela %96'sı kendi eylemlerinin fark yaratabileceğine inanıyor. Mesela insanların dünya genelinde, ki bu çok büyük bir oran, çok başarılı bir oran aslında. Britanyalıların özellikle %56'sı şampuan, saç kremi gibi banyo atıklarını zahmetli olduğu için geri dönüştürmüyor mesela. Yani burada bir farkındalık var kişilerde, tüketicilerde. Yani packaging, lojistik tarafındaki şeye vurgu yaptık burada biraz. Ve ürünleri bitirdikten sonra nasıl geri dönüşeceğine dair de bilgi istiyor tüketici. Yani ürünü kullandıktan sonra yüzde kaçı bunun geri dönüşüyor? Mesela bir yüz yıkama jelini bir plastik şişeye koyuyorsunuz. Bunun yüzde kaçı geri dönüşüyor diye soruyor size mesela. Bunda ne gibi bir materyal kullandın diye soruyor. Yani bu oranlar o yüzden çok yüksek oranlar. Yani sürdürülebilirliğin tüketici üzerindeki şeyi çok fazla, karar verme gücü çok fazla. Şimdi güzellik endüstrisi deyince tabii sürdürülebilirlik tarafı işte bu ham maddeye de dönüyor. Yani burada da bir markamızın bir şeyini koyduk. Mesela cam ürünler kullanıyoruz biz de. Plastik, %70 oranında geri dönüştürebilen plastikler kullanıyoruz. Bu konuya çok önem veriyoruz. Yani lojistik tarafında işte mesela Hollanda'da sadece bu iş için üretilen endüstriyel ormanlar var. Ağaçlar mesela 3 yılda büyüyen ağaçlar var. Sadece kargo, lojistik işi için büyütülüyor bunlar ve dolayısıyla siz işte paketleme adımında ilave bir ağaç kesmiyorsunuz, bir ormanı yok etmiyorsunuz. Sadece bu iş için üretilmiş endüstriyel ormanları kullanıyorsunuz mesela. Bunlar ekstra para harcanan konular. Yani hani bir plastiğe ya da bir işte bir bubble'a sarmaktansa böyle bir şeyi tercih etmeniz aslında bir marka olarak size ilave maliyetler yaratan bir konu ama işte bunu siz bu konuda hassasiyet olan bir markaysanız yükleniyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani burada tüketici sadece packaging tarafıyla da ilgilenmiyor tabii. Kullandığı kremin, serumun, işte jelin, şampuanın içeriğiyle de ilgileniyor. Şimdi burada kozmetik ham maddesi devreye giriyor. Yani aromaterapik yağlar devreye giriyor. Bu noktada bir markanın
hangi etkinlik için hangi yağı kullanacağını bilmesi. Bazen bunu üreticiye sizin de söylemeniz gerekiyor çünkü. Mesela Türkiye'de çoğu üretici yağ bazlı serum yapmayı pek bilmiyor mesela. Hani yağ bazlı serumlar zor serumlar. Yani stabilitesi zor. Sonra etken maddesini bulmak zor. Bu konuda bence üniversitelere çok görev düşüyor. Yani bu tarz çalışmaların artması, bilim insanlarının, bu konudaki bilim insanlarının üreticilerle birlikte çalışması, ortak projeler yürütmesi, kamunun bunu desteklemesi bence çok değerli bir konu. Bizim önümüzdeki hafta Kozmetik Üreticileri Derneği'ne de üye bir markayız biz aynı zamanda. Çok değerli çalışmalarımız var. Mesela önümüzdeki hafta konu multifonksiyonel kozmetikler. Antalya'da bir kongremiz olacak. Ben isterdim ki mesela orada üreticilere yağ tarafında da, aromaterapik yağlar tarafında da bir sunum yapılabilsin. Bir küçük bir çalışma kurulu oluşturulabilsin. Onlara hani bu yağları nasıl kullanabilecekleri daha çok anlatılsın. Çünkü multifonksiyonel demek sürdürülebilirlikle çok alakalı. Yani bir tane üründen birkaç tane fayda sağlamanıza yol açan formüller oluyor bunlar. Yani günümüzün böyle hızlı tüketiminde aslında hem de sürdürülebilirliği de destekliyor. Yani siz bir tane ürün alıyorsunuz. Aynı anda o üründen birçok fonksiyon elde ediyorsunuz. Yani hem cildinizi nemlendiriyor, hem işte ince kırışıklıklarınıza iyi geliyor ya da işte renk dengesizliklerinizi alıyor gibi. Yani bu ham maddeler o yüzden çok önemli ve bunların bitkisel muadilleri de çok fazla var. İşte bizim, mesela biz bir botanik cilt bakım markasıyız. Yani tam da bu nokta üzerine yoğunlaşmış bir markayız ve bitkiler çok önemli o yüzden bizim için. Yağların etkinlikleri çok önemli. Bu konuda yapılan çalışmalar çok değerli bizim için ve hani daha çok duyurulması sektördeki payımızı da artırıyor. Yani kozmetik çok büyük bir sektör. Son yıllarda da çok başarılı. Yani hem ihracat tarafında hem dijital tarafta çok büyüyen iyi markalar görüyoruz. İyi Türk markaları görüyoruz. Mesela Beauty İstanbul'a katıldık biz işte bir ay önce. Yani 700 kişiyle temas etmişiz. Bence çok büyük bir rakam. Yani globalde de Türk markaları dikkat çekiyor artık. Yani hatta bize şey dediler, yani bu Fransız markası mı falan dediler. Hayır dedik, Blackis bir Türk markasıyız. Türk markaları çok nitelikli üretim yapıyor. Tercih edebilirsiniz. Yani çok güzel bağlantılar edindik mesela. Yani bu tarz çalışmaların kozmetik sektörüyle birlikte büyümesi çok olası. O yüzden daha çok çalışma daha artmalı. Yani bu tarz projeler daha da artmalı. Yani üniversitelerdeki işte bu projelendirme aşamalarında biz daha çok olmalıyız diye düşünüyorum. Bu arada yani cildimizi beslemek, yenilemek, işte aromaterapik yağları kullanmak yani çok yeni bir fenomen değil. Yani bu binlerce yıllık bir holistik tıp geleneği hepinizin de bildiği gibi. Bizim kültürümüzde de var. Yani eskiden mesela sadece Topkapı Sarayı'nın gülhanesi yok. Varlıklı evlerin kendilerine ait gül damıttıkları gülhaneleri var mesela İstanbul'da. Sonra o dönemde sefir eşlerinin işte Avrupa'ya yazdığı mektuplar var mesela. Burada kadınlar çok güzel ve çok güzel şeyler kullanıyorlar. Gül yağı var burada. Her şeye şifa. İşte böyle yazılar var mesela. Ve hani bu bizim kültürümüzde çok eski. Sonra ruh, beden, zihin dengesinde çok kullanıyoruz mesela. Hafızların gül yağını hep kullandıklarını biliyoruz. Zihni açmak için öğrenme anında kokladığınız şey sonradan kokladığınızda yüzeye daha kolay geliyor günler geçtikten sonra mesela. Yani bunlar çok tabii hepinizin de bildiği şeyler. Çok akademisyen var aramızda. Çok değerli akademisyenlerimiz var. Bunları biliyorsunuz tabii ki. Ama hani bu çok yeni bir şey değil. Yani Hindistan'da Ayurveda diye anlatıyor. İşte Avrupa'da Wellness diye anlatıyor. İşte Türkiye'de hamam diye anlatıyoruz ya da işte bir takım güzellik ritüelleri diye anlatıyoruz ama bunlar aslında binlerce yıldır olan formüller. Yani bunları ortaya çıkarmak ve ticari bir potansiyel eklemek bunlara bize çok ciddi katma değer yaratacaktır diye düşünüyorum.
Bir de mesela az önceki sunumda şu dikkatimi çekti. Biz ham madde olarak mesela kekik yağı satalım. İşte Hindistan cevizi yağı satalım. Evet, satalım bunları ama bunları işleyip de satmak, yani bir kozmetik katma değeri oluşturarak satmak çok daha avantajlı. Mesela işte bir nar çekirdeği yağını bizden toptan bulk alıp bize işte sıkılaştırıcı yağ olarak satmasın yabancılar. Yani biz bunu yapalım, hani bitmiş ürün olarak da satalım. Yani bu da değerli bir şey. Çok ciddi bir kar oluşuyor çünkü orada. Bulk satmak da tabii, o da ayrı bir ihracatın şey tarafı. Ama hani katma değer yaratacak ürünler bizim çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Mesela burada işte eski Mısırlıların mumyalama, mesela eski Mısır'da şeyler böyle anıt mezarlarda mesela açılıyor. Hala binlerce yıl önce oradaki geleneklerde var. Açıyorsunuz hala kokuyor. Yani zaten yağlar eterik ve hani durdukça gövdesi gevşen yağlar var. Ve hala açıyorsunuz kokuyor falan. Yani bu globalde de aslında çok değerli bir konu. Birçok kültürde olan bir konu. Her ne kadar işte bu petrol bazlı kremlerin ortaya çıkması 20. yüzyılda işte modern güzellik anlayışının işte bu eski kadim gelenekleri biraz daha arka plana attığı bir dünyada yaşıyor olsak da artık insanlar bazı şeylerin farkında. Özellikle bu pandemiden sonra. Hani ben bu ürünü kullanıyorum ama bunun içinde ne var? Bu ürünü kim üretiyor? Bu ürün nereden geliyor? Bu ürün buraya gelirken ne kadar karbon ayak izi oluşturuyor? Ben niye bu ürünü Amerika'dan alıyorum? Niye Türkiye'den almayayım diye düşünen çok ciddi bir kitle var. Yani bizim bunları işlememiz gerekiyor. İşte hep de aynı yere geliyoruz. Yani 107 milyar dolarlık bir pazara sahip aromaterapik yağlar dünya genelinde. Yani bu bilgiler güncel, dün de teyit ettim. Türkiye'de 450 milyon dolarlık bir pay alıyor bu şeyden, rakamdan. Ve yaklaşık 100 ülkeye tıbbi ve aromaterapik bitki ihracatı yapıyormuşuz. Bu güzel bir rakam bence. Hani ben daha az olduğunu düşünmüştüm. Hocam bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama 100 ülke iyi bir rakam bence ve önemli bir kısmı işte Amerika, Avrupa Birliği, Latin Amerika, Uzak Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılıyormuş bunun. Mesela az önce de söylediğim gibi Avustralya'ya sattığımız işte kuşburnu çekirdeği yağı bize tekrar işte cilt sıkılaştırıcı olarak geri dönüyor. Yani bunu işleyip satmamız, yani globalde bir marka yaratabiliyor olmak çok ciddi bir katma değer demek aslında. İşte bunun için de daha çok tanıtmamız lazım. Yani aromaterapiyi kozmetik sektörüne daha çok tanıtmamız lazım. Büyük markaların bu içeriklere çok ilgi duyması lazım. İşte yağ bazlı serum da yapalım demesi lazım bence. Ancak böyle gelişebilir diye düşünüyorum. Ve bu tarz mesleki örgütlerle yapılan çalışmaları da çok değerli buluyorum. Buraya mesela geçen seneye göre daha fazla reel sektörden firma davet edilmiş. Bence çok güzel bir şey. Şahsım ve markam adına da çok mutlu oldum. Umarım seneye daha da güzel, daha da verimli bir şey yaparız, etkinlik yaparız. Daha çok marka görürüz burada. Bu hepsi birlikte el ele olabilecek şeyler. Kalkınma böyle mümkün diye düşünüyorum. Yine buraya da küçük bir koymak istedim. Kiad'ın kongresini önümüzdeki hafta yapılacak olan. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Son bir rakam toparlıyorum hemen. Yani bu tabii nasıl desteklenebilir? Burada çok ciddi kamu otoriteleri var. Hani bunları bize söylemek düşmez belki ama bu hani uzmanlık, daha çok uzmanlık alanı olan çevreler var tabii ki. Ama hani iyi tarım uygulamaları oldukça önemli. Yani biz bir yağ aldığımız zaman öyle üreticiler var ki mesela. Hani bu arada şey yapmıyorum, hani çok değerli emekler de var çünkü ama hiçbir dokümantasyon yok, hiçbir analiz yok, işte hiçbir üniversitenin bir testi yok, bir şey yok. Bize ulaşıyorlar mesela, hani bunu satar mısınız diye. Ya böyle bir şey imkansız yani. Hani bu
üreticilerin desteklenmesi gerekiyor, eğitilmesi gerekiyor. Bir de aromaterapik bitki yetiştiriciliği çok sofistike bir üretim tarzı. Yani mesela şu lavanta tarlalarında bunu böyle çok sık dikerseniz, mesela arasına traktör girmiyor, işi çalıştırmanız gerekiyor. Bir sürü maliyet oluyor mesela. Hani kazandığından daha fazla para harcaması gerekiyor mesela. Hani bunu ekerken üreticiye anlatması gerekiyor birilerinin. Yani bunu bu kadar sık ekmemelisin. Hani daha fazla belki hasat elde edeceğini düşünüyorsun ama bu böyle olmuyor gibi anlatması gerekiyor. Sonra dokümantasyon kısmı çok önemli. Yani uluslararası akredite laboratuvarlarda bunlar test edilmeli ve bize onların sonuçları gelmeli. Mesela testlerini beğeniyorsunuz, analizlerini beğeniyorsunuz üreticinin. Sipariş ediyorsunuz, öyle şeyler de oluyor. Geliyor ürün, bir teste daha gönderiyorsunuz. Biz bezmealeme genelde göndeririz. Orada İlker hocalar var, sağ olsunlar. Ama aldığınız ürünle aynı değil mesela. Öyle şeyler de olabiliyor. Hani burada bu noktada çok önemli üreticinin de desteklenmesi ve eğitilmesi. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım keyifli olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli sunum için Demet Hanım'a çok teşekkürler. Soru ve katkılarınız varsa, önerileriniz varsa kendisine iletebiliriz. Buyurun lütfen. Buyurun Sayın Bakanım. Yani anladığım kadarıyla evladının evet, bir problemden dolayı bu işe başlamış. Temiz içerik kozmetik arayışına girip işte evet, bu... Yani evet, bir evladının derdine çare bulmak için bu işe soyulmuş. Tebrik ediyoruz. Teşekkür yani ediyoruz. İşte anne sevgisi bakanım, bu yani. Teşekkür ederim bakanım. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Tabii tavsiyeleriniz çok güzel. Yani elbette bizim katma değer yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Yani ham madde olarak göndermek, yani bir ton ham madde gönderiyorsunuz küçük bir kutuyla, onun sattığınız kadar bir malı geri alıyorsunuz. Bu doğru değil. Yani bu konuda tabii üniversitelerimizle birlikte çok iyi çalışma yapılması lazım. Yani bu konu çok önemli. Potansiyeli çok yüksek. Ben 115 milyar dolar dedim bu ticari, ama direktörümüz dün 200 milyara yükseldiğini söyledi. Trend daha da artacağı benziyor. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Ama ben burada özel sektöre şunu tavsiye ediyorum yani. Üniversitelerle mutlaka işbirliği yapın. Evet. Yani ben başımdan geçen bir şey anlatayım. Bartın'da bir firma sadece defneyi kurutup satıyordu. Oradaki iş adamının kızına dedim ki bak sana bir vazife veriyorum. Marka oluşturacaksın. Buradan bir takım defne, sabun ve kozmetik ürünler üreteceksin ve bunu satacaksın dedim. Hakikaten hemen yaptı ve geçenlerde gurur duydum. Pek çok ülkeye ihraç ediyormuş yani. Evet. Teşvik etmemiz gerekiyor ama bunu üniversiteyle çalışmakla sağladı. Hocalarımız var burada. Hocalarımız da bu konuda biraz araştırma yaparsa isabet olur diye düşünüyorum. Siz tabii orada argan yağını gösterdiniz. Argan yağı Türkiye'de yetişmiyor. Yetişmiyor evet. Onu oraya koymuşuz yani, ama ben sorumu sorayım müsaade. Sunumu evet. Şimdi genelde Fas'ta yetişiyor. Ben bir Fas ziyaretinde konferans için gittiğimde baktım orada çok argan yağı kullanıyorlar. Hatta bana da verdiler. Çok faydalı olduğunu söylediler. Yani saçlara falan sürerseniz yüzünüze güzel. Dolayısıyla siz soğuk sıkın diyorsunuz onu. Evet. Oradan mı ithal ediyorsunuz? Nasıl? Biz buraya getiren bir distribütörden alıyoruz bakanım. Yani o da Fas'tan getiriyor. Fas'tan değil mi? Fas'tan geliyor evet. Yani argan da çok özel bir yağ bu arada. Yani tahşişi çok olan piyasada bir yağ. Ama soğuk sıkın dediniz. Siz mi? Yok biz sıkmıyoruz. Hazır olarak. Biz üretici tamam, değiliz bu arada. Yani ben onun için merak ettim. Onu koyunca sanki yok, üretici gibi. Orada evet argan aslında argan yerine böyle badem ya da şey koysak daha iyiymiş Türkiye'de badem de olan. Badem olabilir. Evet. Aynı şeyi sağlayan başka yağlar var. Aynen. Bu konuda çalışmalar var. Onu da ifade edeyim. Argan'a muadil bizim yağlarımız var. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Sayın Bakanım. Tebrik ederiz.
Başka öneri ve katkıları olan katılımcılarda? Buyurun Hasan Bey. Üniversitelere gidiyoruz da, üniversiteler acaba bir gün bizim çayımızı içmeye geliyorlar mı? Doğru bir nokta. Daha sonraki ikinci sorum hanımefendiye. Bu soğuk sıkım, soğuk sıkım, soğuk sıkım. Ben dün de söyledim, 80 çeşit diye üretiyorum ben. Bu soğuk sıkımdan anladığınız ne sizin? Hocalarıma da söylüyorum, topluma da söylüyorum, bakanıma da söylüyorum, herkese söylüyorum. Soğuk sıkımı kafanızdan silin artık. Buzdolabından çıkardığınız eti bile, 4-5 kilo eti kıyma makinesine çekerken bile kıymanın, makinenin ucu ateş oluyor. Ya kendi kendimizi kandırmayalım. Hakikati görüşelim. Üniversitedeki hocalarımız gelsin. Bizi ziyaret gelenler var. Hepsinden Allah razı olsun. Gelmeyenlerden de razı olsun. Ama gelin bir soğuk ne, sıcak ne, biz onu birebir gösterelim, anlatalım. Kitapta yazdığı gibi mi? Geçenlerde hocanın bir tanesi bana telefon açıyor. Yakın bir üniversitenin hocası. Biz sizden yağ almak istiyoruz. 30 dereceyi geçmesin. Ya hocam nasıl bir mantık? Ve Ağustos'ta arıyor beni. 43 derecede. Makine zaten 40B'ye gir. 1 santimetre kareye 72,5 ton basınç uyguluyor soğuk sıkımda. Evet bir hararet görmüyor, bir enerji görmüyor. Sürtünmeden dolayı herkes şimdi bir şey yapsın. Ellerini böyle bir sürsün. Ne olacak? Hasan Bey belki sizin yapabileceğinize inanmıştır. O yüzden sizi aramıştır o terim. Hocam amenna'da. Yani bazı şeyleri silelim artık kafamızdan. Soğuk sıkım su. Aslında, tutturuldu gidiyor. Evet. İnanın hepsi hikaye. Ama şöyle yani bir şey var. Yani aslında sürecin adı soğuk sıkım olarak kaldığı için bence birçok kişi soğuk sıkım olarak isimlendiriyor. Bir de çok yoksa yüksek ısıl işlemlere tabi tutulan tohumlar da olabiliyor. Tabii. Yani daha siz fazla verim alırsın diye. Siz mesela argan yağı fazla yetişiyor. Bana 2 sene önce 1 ton geldi, ben de işledim. Soğuk kesinlikle işleyemedik. Aynı Sayın Bakanım bilir, evet. Gençliğinde yediği haşhaş yağı sisteminde işledik. Kırdık, kazanda pişirdik yoksa, ve kıl torbalarda bastık. Öbür türlü mümkün dağıtır, değil, evet. İşlenmedi. Yani çok böyle tohum ağırlıklı işte argandır, jojobadır, bu gibi şeylerle, yağlarda da bir zeytin çekirdeğinin içindeki emtiyancan amca çocukları veya teyze çocukları. Bu kadar da çok büyütmeyin argan yağını. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz üniversitedeki hocalarımızı yemek yemeye bekliyoruz. Evet, çay içmeye değil. Açık bir çağrı oldu buradaki hocalarımıza. Eminim değerlendireceklerdir. Sayın Bakanım mikrofon verebilir miyiz? Efendim soğuk sıkımdan maksat şu, yani tabii işlem yapılırken ben de tabii Afyon Karahisarlıyım, haşhaş yağı vesaire de çok uğraştık. Yani bundan maksat ısıl işlem olmaması hali ama mutlaka sıcaklık yükseliyor. Bunu ifade ediyor. Soğuk sıkımdan kastedilen bu olsa diye düşünüyorum yani. Sürecin adı aslında biraz öyle artık kalmış hocam. Adı, yani tabii hocalar gelmedi çay içmeye. Ya davet ettin de gelmedik mi yani? Tamam geleyim inşallah. Tamam müsait bir zamanda gelelim inşallah. Tabii sadece bana değil herhalde diğer hocalarımıza da soruyorsunuz. Bu arada rektörümüz var mesela. Değil mi? Diğer hocalarımız var. Evet. Sizlere de söz düşüyor herhalde. Müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun Temel Hocam. Lütfen. Vereyim. Tabii. Teşekkür ederim bakanım. Evet, biz çayını içtik Hasan Bey'in. Ben o grubun içinde sayıyorum kendimi. Teşekkürler, yine çayını içeriz. Şöyle, tabii ki ifade anlamında soğuk sıkım derken işlem proses basamağında ekstra bir ısı uygulaması, evet. Yani ısıtma işlemi yapılması burada uygulanmadan ama öyle. Tekniğin kendisinin getirdiği, Hasan Bey'in de söylediği gibi bir basınç ve sıkıştırma ve sürtünmeden muhakkak ortaya çıkan bir ısınma var. Bu neye bağlı? Materyalin ne kadar sert ya da yumuşak olmasıyla ilişkili olarak bu sıcaklık değişebiliyor. Bazı uygulamalarda şu var, yağın yapısındaki bileşiklerin donma noktası olarak diye dediğimiz, yani normal sıcaklıklarda çok daha katı formda olabilenlerde
ısıl uygulama zorunluluğu ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü o sıkıştırma sırasında akma özelliği, yani viskozitesiyle ilgili özellik yeterince olmayınca bu defa ürünün içinden o yağı alma şansınız zor. Oraya ısı uyguladığınız zaman viskozite düştüğünden dolayı akışkanlık artıyor ve daha fazla bir verim alabiliyorsunuz. Ama tabii ki haklı, yani ısıl bir işlem ekstra uygulanmamasına rağmen teknik anlamında bir ısınma doğal olarak ortaya çıkıyor. Bu tabii üründen ürüne göre değiştiği için de bazen sıcaklıklar, hatta ortamda böyle bir buhar çıkışına varacak kadar nemi buharlaştırabilecek kadar da sıcaklık ortaya çıkabiliyor. Yani 100 dereceler civarına kadar da gelebiliyor. Bu artık ürünle ilişkili olarak bunu değerlendirmek daha anlamlı olur. Evet. Yumuşak çünkü şeyde, evet. Materyalin sert olmasıyla. Kasım ayında da fark ediyor bir iki de. Tabii. Teşekkür ederiz hocam. Sayın İbrahim Cumhur Bey'in birkaç önerisi ve katkısı teşekkür olacak. Teşekkür ederim. Sayın buyurun Bakanım, değerli rektörüm, teşekkür ediyoruz öncelikle. Siz çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben sunumda vakti iyi kullanmak adına ondan bahsetmemiştim ama tam yeri geldi. Bir iki bir şey söyleyeceğim. Hazinine sorayım öncelikle. Türkiye'nin ihraç fiyatı ne kadar bileniniz var mı? Bir yılda sattığımız ihracatı tona böldüğünüz zaman biz kaç liraya ihraç ediyoruz? Bir şeyiniz var mı? Kilogram başına. Sayın Bakanım şöyle, kilogram olarak 2022 rakamı 1 dolar 40 sent Sayın Bakanım. 1 dolar 40 sent. Dün Türkiye İnovasyon Haftası başladı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da oradaydı. Açılışında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Mustafa Gültepe Başkanımız şunu söyledi. Dedi ki, eğer dedi geçen yıl biz 2 dolar olsaydı dedi, avaraj fiyatımız ortalama, şu anda ihracatımız dedi 500 milyar dolar olacaktı dedi. Bakın bu kadar önemli aslında bu katma değer. Şu anda Japonya'nın ne kadar biliyor musunuz? Hazinuna sorayım. İhraç fiyatı 4 dolar. Almanya'nın 3 doların üstünde. Güney Kore 2,5'a yakın. Hani biz 1,5'a doğru gidiyoruz. Tabii bu böyle olmuyor. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Yine siz çok iyi biliyorsunuz. Bir örnek vereyim. Hemen sözlerimi bitireceğim. Pek çok yerde okuyoruz. Bor madenimiz var bizim. Geçen gün katıldığım bir konferansta söylediler. Bakın bor madenini cevher olarak sattığınız zaman, yani kepçe alıyor, kamyonu yüklüyor. Kamyon götürüyor, kuru yük gemisine boşaltıyor, gemi gidiyor. Kilogramı 70 sent. Siz bunu, bu cevheri, ki şu anda Bandırma'da tesisinin açılışı yapıldı, işleniyor şu anda o cevher, toz haline getirip başka bir madeni, şimdi hatırlayamıyorum, onunla birleştirirseniz çok önemli bir savunma sanayinde kullanılan bir şey elde ediyorsunuz, bir karışım. Bir anda 2,5 dolara çıkıyor kilogram başına. Eğer siz bunu savunma sanayinde nihai mal olarak kullanırsanız, ki zırh yapımında kullanılıyormuş, ben de yeni öğrendim. Tankın önüne koyuyorsunuz, helikopterin pilotun kabinine koyuyorsunuz, 25 dolara çıkıyor. Şimdi bakın 70 sent nerede, 25 dolar nerede? Neredeyse böyle 20-30'a katlıyorsunuz. Bu katmalar işte o kadar önemli. Siz çok güzel söylediniz, o Defne örneğini verdiniz. Dolayısıyla bu katma değeri arttırmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katkınız için. Evet, bakın. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkürler. Oturumun son sunumu için tıbbi aromatik ve baharat bitkilerinin pazarlama sorunlarının çözümünde sosyal medya örneği olarak Anadolu Tap isimli sunumu için Sayın Selahattin Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Selahattin Bey. Herkese merhabalar. Selahattin Yılmaz, Ziraat Mühendisi. Şimdi öncelikle salonumuz akademisyenlerle ve öğretmenlere dolu. Herkesin öğretmenler gününü kutluyorum.
Şimdi Anadolu TAP aslında Tarım Bakanlığı'nın 2016 yılında burada bizim karekodları web sayfamızın ve WhatsApp ana grubumuzun karekodunu koydum. En sonda da sunumu bırakacağım. Oradan da grubumuza katılabilirsiniz. Sosyal medyada daha çok büyüyelim. Şimdi bu işaretin ne olduğunu bilen var mı acaba? Böyle bir ördeğe benziyor değil mi? Bu Yeni İpek Yolu'nun yol izi. Platformumuzun simgesi, çünkü web sayfasına döndü artık. Platformumuzun web sayfasının logosu ya da platformun logosu. Biraz daha şekillenmeye ihtiyaç var ama zaman içerisinde şekillendiririz diye durdurdum şu an. O yüzden bu logo çok önemli. Tam da ördeğin boğazında da Türkiye var, enteresan bir şekilde. Çok önemli. Şimdi 2016 yılında ıtırı ve tıbbi bitkilerle boya bitkilerinin geliştirilmesi projesi kapsamında Bursa İl Müdürlüğü olarak biz de dahil olduk ve gelinen noktada üreticilerimizin ürünlerini pazarlayamadığına şahit oldum. Buradan yola çıkarak biraz kendi kişisel ziraat okulu mezunuyum, lise mezunuyum. Biz çiftçilerle çok haşır neşiriz. Çekirdekten yetişme olduğumuz için onlara kayıtsız kalamıyoruz. Beni bir süre sonra kendi üreticilerim ve diğer il müdürlüklerinin, ki bakanlık içerisinde koordinasyonda bulunduğumuz diğer il müdürlüğünden arkadaşlar vardı. Birkaç kişiye yardımcı olduktan sonra onlar bizden yardım istemeye başladılar. Yani ne olur bize üretici bul ya da alıcı bul, satıcı bul gibisinden. Yine bakanlığın bize yaptırdığı çalışmalar doğrultusunda Bursa'nın içerisindeki tüm baharatçıları, işleyicileri, bitkiselcileri ziyaretimde onların ürün bulamadığına şahit olmuştum. Bir süre sonra bunları buluşturmaya başladım. Maddi amaç gütmeksizin. Hala da o şekildeyiz. Sonra işler geliştikçe üretici sorunları, tüketici sorunları ve hem çiftçi anlamında üretici hem de ürünü alıp işleyenler anlamında sorunlar olduğunu görmeye başladık. Geldiğimiz noktada 49 tane grup var. Bunun dışında farklı platformlar da kurmaya başladık. Bunlardan bir tanesi isim neydi biliyorum. Hanım bahsettiği endüstri bitkisi vardı ya. Onlar da o endüstri bitkisi bambu özellikle 3 yılda yetişen. Onunla ilgili de özel bir çalışma yapıyoruz. Sayın Bakanıma 3 yıl önce ben müracaat etmiştim. Bambu ile ilgili çalışmamız var diye. Gelinen noktada onu da belli bir noktaya getirdik. Damızlık parsellerimizi oluşturduk. Biz de varız diyecek şekilde uluslararası bir WhatsApp platformu yine olacak şekilde şu an onunla ilgili çalışmalarımız var. 3-5 yıl sonra artık görsel ormanımızı oluşturduğumuzda sektöre artık birleştireceğiz. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şimdilik sadece damızlık bahçesi kurma düzeyinde. Ve şu an yaklaşık 2000 kişinin olduğu bir platforma dönüştü. Anadolu TAP. Anadolu TAP ismi başlangıçta TAP pazarlama destek. Üreticiyle tüketicinin birleştirildiği, buluşturulduğu bir platformdu. Sonra bir akademi grubumuz var. Bu grupta belki salonun yarısı bir şekilde bizimle temas etmiştir. Belki üçte biri de gruplarımızda vardır. Temel Hocam biliyorsunuz, Sabri Hocam var. Şimdi gelinen noktada neredeyse bizim akademi grubumuz sürekli çalıştayın yapıldığı bir grup gibi sürekli bilgi paylaşıldığı, grup konforunun akademik düzeyde devam ettirildiği bir grup halinde devam ediyor. Diğer gruplarımız, birazdan listelerini göreceksiniz. O gruplardan da üreticilere yardımcı oluyoruz. Maddi amaç gütmeksizin. Gerek akademisyenlerimiz, gerek diğer il müdürlüğündeki ziraat mühendisi, gerekse sahadaki konusundaki aktif üretici, konusunda yetkin üretici arkadaşlarımız birçok insanın sorununu çözmek üzere sahada, gruplarda sürekli anlık cevap verecek şekilde hazır ve yardımcı oluyorlar. Burası bize inanılmaz bir data sağlıyor. Bu datadan sonra biz gördük ki, yani aşağı yukarı 49, bu daha fazlaydı, ben azalttım biraz. Sürekli yenilerini kurup bazı işlevsel hale gelenleri değiştiriyoruz. Mesela Türkiye'deki süper kritikçilerin hepsini bir grupta toplamayı biz başardık. Belki akademisyenleri de tümünü, eczacı ve ziraatçı, biyoloji, farklı sektörlerden akademisyenleri de yine bir WhatsApp grubunda kuran biz, platform olarak biz olduk. Tahmin ediyorum Antalya'daki eğitim platformundan sonraki en büyük tıbbi aromatik bitkilerle ilgili grup biziz ki biz web sayfamızı tasarladığımızda tasarım bittiğindeki tek başımayım artık bu iş yardım etmekten çıktı platforma ve artık
tüzel kişiliğe ya da kurumsal kişiliğe dönmek zorunda kalan bir olaya döndü. Birazdan web sayfasında anlatacağım. Şimdi bizim sürekli model deniyoruz. Sürekli çiftçi için var olan piyasadaki sistemleri tanımak için serbest alış-satış grubu. Biz satış yapmıyoruz. Serbest alış-satış grubu kurduk. Orada insanların neleri alıp sattığını, etkileşimleri izliyoruz. Tamamen biz data üzerineyiz. O datayı değerlendirmek istiyoruz. Ve bu bize Türkiye'nin haritasını çıkarma avantajı sağlıyor. Mesela Sayın Bakanımın az önce söylediği gibi argan yağı, argan Türkiye'de yetiştirilmiyor bilgisi. Kültür anlamda doğru ama ağaç anlamında var. 6. 7. yılını tamamlamış, verime dönmüş. Türkiye'de eksi 5 dereceyi görmüş ve ona rağmen dayanıklılığını ispatlamış bir bahçede kurulu argan ağacımız mevcut. Yani Türkiye'de aslında yok yok. Ama şöyle bir şey, böyle bir enteresan bir milliyetçilik tarzımız var. Benim ülkemde bu niye yok diye getirip kendi bahçesine koyup onu orada yetiştiren, gerekirse binlerce lira harcayıp sera kuran, ki mesela bir arkadaşımız var, yaklaşık dünyanın en ultra tropik bitkileri de dahil 4 dönüm serada 200 tane bitki o bahçede, zaten arganda 200 tane bitkiyi bir bahçede olurluğunu ispatlamış örneklerimiz mevcut, ki bunlar, bu sadece bir örnek. Asfaganda mesela yetişmiyordu. Asfaganda'yı Diyarbakır'da bir çocuk doktorunun, yani data bize geliyor. Bu datayı Türkiye'de bu işin yetiştiricilik haritası ve kimin elinde ne var haritasına dökme olanağımız var. Bunun için de ayrıca çalışıyoruz. Pazarlama modelleri deniyoruz. Çünkü üreticinin sorunları bitmiyor. Şimdi ben aşağı yukarı 2015 yılından beri çalıştaylara katılıyorum. Hep aynı pazarlama sorunları konuşuluyor. Sektörün aynı sorunları konuşuluyor ama çözüm belki bir tanesi. Bir sonraki çalıştay bir tanesi çözülmüş olarak geliyor ama yok. Neden? Şimdi akademisyen zaten akademik çalışmaların içerisinde boğulmuş durumda. Oraya odaklanamıyor. Sektör firması kendi üretim içerisinde boğulmuş durumda, oraya yatırım yapamıyor. Biz bunu platform olarak şöyle görüyoruz. Yatırımcının doğru yönlendirilmesi şeklinde. Adam bana geliyor, diyor ki ben uçucu yağı üreteceğim. Ya yeter, uçucu yağın üretilmesi yeter. Adam pazarlama sorunu yaşıyor. Lavantada yaşıyoruz bunu. Lavanta grubumuzda 400 tane üretici var. Aşağı yukarı 100 tona yakın yağ çıkar o üretimden. Onu modelledik. Problemi dünya konjüktüründe çözecek modelledik. Onun üzerinde duruyoruz. Yani bir lavanta merkezi olacak şekilde. Bunu da farklı yağlarda, farklı konularda, farklı üretim kanallarında üreticiyi doğru yatırıma yönlendirecek veya sektöre girecek kişileri doğru yönlendirecek şekilde bir anlamda da iş geliştirme platformu olmuş olduk. Bu grupları ben kurdum. Serbest alış satışta biz şeyi gördük. Daha doğrusu göremediğimizi gördük. Şimdi ben bütün sektörlerden bir defa ben birazdan göstereceğim. Sektörü ikiye böldüm. Sektör ikiye bölünük durumda. Kim ne derse desin. Onu göstereceğim. Biz göremediğimiz tarafı serbest alış satış grubunu kurduktan sonra görmeye başladık. Nasıl gördük? Şimdi baharat, zencefil nereden geliyor? Evet ithal ediliyor ama nasıl geliyor? Mekanizma yok. Giremedik. Oradan platformumuza insan çekemedik. Nasıl yapacağız? Alış satış platformunu kurduktan sonra Telegram gruplarında, farklı WhatsApp gruplarında satış teklifleri gelmeye başladı. Şunu da satar mısınız? Bunu da satar mısınız? Davet ettik gruplarımızı. Gördük ki biz İpek Yolu'yla muhatap oluyoruz. O yüzden logomuz İpek Yolu'nun yeni yol izi. Sınır ticareti aracılığıyla Ağrı Doğru Beyazıt'ı izleyebiliyoruz. Hakkari'yi izleyebiliyoruz. İşte Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, Pakistan'dan, dolayısıyla Hindistan'dan ve İran'dan bunlarla bağlantılı olan sınır ticaretindeki iller, ilçeler tamamen baharat sektörünü yöneticileri ve önceden biz şu an bu toplantı ağırlıklı olarak tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği üzerine. Doğru mu? Yani yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve bunun pazarlaması üzerine. Yani ama ikiye bölüyoruz dediğim konu o. Bu sayede gördük. Eski sektör, yani var olan işleyişi devam eden sektör yetiştiriciyle karışmıyor. Hatta tam tersi ayak dilemeler oluyor. Onu da birazdan söyleyeceğim. Açık artırma modeli denedik. Çünkü Batı'da açık artırma yoluyla üreticinin, çünkü bize çok sayıda ürününü satamadığını söyleyen üretici geliyor. Onlara modelleri geliştiriyoruz. Bakın şöyle olur, böyle olur. Ama artık biz tedarik zinciri platformu kurarak bir şekilde kontrolü bizim almamızı, ya sonuç oraya geldi. Çünkü
üreticinin diliyle, yani üretmek ayrı bir şey, pazarlamak ayrı bir şey. Bu diller farklı diller. Yani üreticiyle şeyi, ürünü alanla ürünü üreteni buluşturduğumuzda aynı dile sahip olmadığı için ya da ortadaki ticareti yönetemedikleri için problem yaşadıklarına çok şahit olduk. Sonuçta bütün problemler de bize dönüyor aracı olduğumuz için. Bunu yönetmek üzere zaten benim tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bütün öğrenmem bitti. Tamamen yönetmeyi öğrenmeye başladım. Son iki senedir olayın mantalitesi değişti. Bambaşka. Şimdi birazdan nerelere de ulaştık onu da söyleyeceğim. Açık artırma bu şekilde. Şimdi anadolutap.com'u yaptırıyorum. İkinci siteyi yaptırıyorum üstelik. Birinci bıraktı gitti adam. İkinciye yaptırıyorum. Şimdi daha güzel, daha profesyonel. Yağ tedarik. Çünkü platformun masrafları var. Gelir modeli yaratmam gerekiyordu. Bunu yine sektörün sorununu çözecek şekilde bir tedarik zinciri. Çünkü siz eğer ürettiğiniz ürünü bir tedarik zincirinin parçası haline getiremezseniz varacağınız yer yok. Mümkün değil. Parça parça sadece alıcıya, bu var burada görüştüğümüz alıcılarımız da var. Bize gelen talepleri onlara iletiyoruz. Cüzi miktarda artık kar da ediyoruz. Çünkü artık sitenin tasarımı için kimseden de bir şey istemiyoruz. Ve tek başımayım. Bütün gelirimi olduğu gibi oraya aktarmaya çalışıyorum. Ama sistemin kendisine ödeterek. Şimdi yağ tedarik sistemimiz var. Üreticiler son derece fazla sayıda bizzat soğuk sıkım yağları ve distilasyonla elde edilen uçucu yağları üreten üreticilere ulaşabiliyoruz ve onlar bize destek vererek platformumuzda bulunan insanlara tedarik zinciri platformumuzda. Onun adı TAP Taze. Tıbbi aromatik bitkiler tedarik zinciri kelimesini yine platformumuzdan arkadaşlarımızın önermesiyle TAP Taze'ye döndürdük. Bu şekilde hem ucuz yağ şey için, tüketiciler için uzun yağ, ucuz yağ. Aramızda bir tane de tedarikçimiz var bu arada görüyorum. Bir şekilde daha hesaplı elde etmelerini sağlıyoruz. Bizim de gelir modelimiz oluşuyor. Fide fiden tedarik tohum arşivimiz var. Üreticilerimizden bulduğumuz. İsteyene fide, isteyene tohum tedarik edebiliyoruz. Bu bize aynı zamanda sektörün sorunlarıyla ilgili öğrenme fırsatı sunuyor. Drog tedarik, burada bir aktivite yaramadık. Çok zor bir olay. O drog tedarik tamamen doğadan toplamaya duvar gibi tosluyorsunuz böyle. Oradaki mekanizmaya girmek ancak var olan sektördekilerin size destek vermesiyle. Başka türlü çok zor. Ama farmakope kalitesinde bir drog tedarik 2-3 defa yeniden start vermek zorunda kaldım. Çok büyük bir iş, çok profesyonellik gerektiren, çok ciddi maliyetler gerektiren bir konu. Oraya istediğimiz konjüktüre giremedik. Yeniden deniyoruz. Şimdi gruplarda da mesela lavanta grubumuzda isteyen istediği kadar lavanta ürünü birbirine satabilir. İnanın bize milyon liralarda arka planda ticaretler gerçekleştiğini duyuyoruz. Biz karışmıyoruz. Çünkü üreticinin ben sorunu çözdüm gözüyle bakıyorum. 7 emin sistemi var. Bunu modelledik aslında. Şöyle, sizin elinizde satamadığınız bir ürün var, bize vereceksiniz. Biz onu katma değerli hale getireceğiz ve satacağız. Bizden o ürün değerlendirildikten sonra o ürün işte yabancı ottan ayrıldıktan sonra, ayıklandıktan, selektörden veya özel işlemlerden geçtikten sonra katma değerli hale getiriyor. O zaman bizim tedarikçilerimiz var. Bizimle irtibat halinde durum talep eden. Yine onlardan bir tanesi de aramızda. Ondan sonra onlara teklif ediyoruz. Alırlarsa alıyorlar. Almazlarsa üreticiye durumu bildiriyoruz. Bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunlar hep pazarlama modeli geliştirmek için şeyler. Ama tüm şey bir tedarik zincirini zorluyor. Her an her şeyin elinizde olduğu bir sistem olmak zorunda. Yoksa bugün gelen müşteri yarın bir daha gelmiyor. Eğitimlerimiz var. Şimdi biz Sabri Hocam dışında biz distilasyon eğitimi verene kadar ki Sabri Hocam'ın da şahsi çalışmalarıyla biz platform kapsamında ücretli ama çünkü eğiticinin ücreti var, yol masrafları var, birçok maliyet var. Sabri Hocam'ın şahsi Isparta'daki çalışmaları dışında biz eğitim verene kadar kimse distilasyon eğitim vermiyordu mesela. Şimdi burada veriyorlardı. Online üniversite akademisyen hocalarımız o da Clevenger cihazıyla distilasyon eğitimi. Bu arada sizi de kadromuzda görmek istiyoruz hocam. Referansınız bana geldi. Ve biz verdikten sonra Isparta'da bir kozmetikçi geldi dedi ki Selahattin hocam sen çok güzel bir şey yapıyorsun. Ben hiçbir şekilde ona para şey yapamıyorum. Ticaret yapıyoruz bazen. Hiçbir şekilde paramı kabul etmiyor. Diyor ki sen sektöre çok güzel şeyler yapıyorsun. Senin paran bizde geçmez. Yani dedi ki bakanlığa söyledim ben. Bundan sonra distilasyon eğitimleri verilmeye başladı bu ülkede.
artık sertifikasız kimseye distilasyon sistemi satılmaz. Ve biz distilasyon eğitimlerini vermeye başladıktan sonra distilasyon yatırımı yapmış insanlar bizden eğitim aldığında biz çok yanlış yatırım yapmışız şeklinde söylemlere şahit olduk. Bir distilasyon eğitimleri veriyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi veriyoruz. Bunu da Uludağ Agro diye bir öğrenci, benim öğrencilerimin kurduğu bir şirket var. Bursa'da hepiniz biliyorsunuz bunu. Onlar sabun eğitimimiz var. Yine platformumuzun içerisindeki akademisyenler ve konusuna hakim kişiler arasında bunları yapıyoruz. Önümüzdeki aylar için zeytinyağı tadım kursu. Bursa'da daha önce hiç yapılmamış. Zeytinyağı tadım kursu kalite artırımı için planlıyoruz şu an. Süperkritik ekstraksiyon eğitimi. Türkiye'de benim gözümde süperkritikte birçok arkadaşımız var ama bir tane değerimiz var. Süperkritiğin prosesini matematiksel olarak yazıp prosesi de bizzat üretip size de Türkçe yazılımıyla birlikte teslim edebilecek bilgi düzeyine bir kişi var. Onu da doğru değerlendirerek eğitim vermek istiyoruz. Ve orada da bize gelen, platformumuza gelen şey şu. Hem operatör eğitimi istiyoruz hem de yatırımcı eğitimi. Yine aynısı ekstraksiyon içinde geçerli. Ekstraksiyon eğitimi. Yani bunların bazıları mesela organizasyon yapısıyla ilgili bir noktaya takılmış. Hepsinin altyapıları hazırlandı. Sadece hadi yapıyoruz dendiğinde bir ay öncesinden duyuruya çıkacağız. Oraya kadar geldi. Evet. Zaten bir tedarik zincirinin parçası. Süremiz nasıl hocam? 4 dakikanız var. Tamam. Bitiririz. Evet. Şimdi eski sistem, yeni sistem. Şimdi doğadan toplamada düşük maliyeti, bunları biliyorsunuz aslında. Hazır tedarik zinciri mevcut. Bu bizim yetiştiricilik sektöründeki en büyük sağlam duvarlarımızdan, bu duvarı yıkamıyoruz. Yani sektörde ancak eczacılık sektörü bunu geliştirmek zorunda. Başka türlü gelemiyoruz. Ve gelinen noktada biz çok güzel sahada gelişmeleri de görüyoruz. Bunun taleplerini de görüyoruz ama inanılmaz ciddi bir yatırım istiyor. Öyle 1 milyon, 2 milyon lirayla, 5 milyon, 10 milyon lirayla bu tedarik zincirinin kurulamayacağını görüyoruz. Çünkü bir ürünü doğru yetiştireceksiniz yüksek maliyetlerle, onu işleyeceksiniz çok zor. Farmakopeye uygun değil, çoğunlukla yalnızca drog satın almış oluyorsunuz. İçerik belli değil veya çok düşük kalite. Eski sistem direniyor, yetiştiricilikten doğadan toplama fiyatını almak istiyor. Bir de eski sistemin düşünce yapısındaki kitleyle yeni sistemin, bu çok önemli. Yeni sistemi yani yetiştiricilikten gelen kitlesi çok farklı, dili de farklı. Ve ne kadar şey de olsa, şu an işliyor olsa da geleceği yok. Çünkü belli standartlar doğmaya başladığında, ki bizim platformumuz ilk başlarda biz bu işin Türkiye'deki standartlarında oluşabileceği şekilde bir görüntümüz vardı ama şu an o da durdu. Yeni de bir tedarik zinciri veya birkaç tedarik zinciri kurulabilirse, doğru analizler yapılabilirse, doğru testler kurulabilirse önümüz bundan sonra çok kopacak. Bunu ne zaman anladık? Geçen yıl Aralık ayında bir tıbbi bitkiler fuarı düzenledik. Yine danışmanlığını ben yaptım. Bir fuar firmasına danışarak bir fuar yaptık. Eski sektörden bir tane şey yok. Firma yok. Baharat firmalarından, drog ticareti yapanlardan. Ki biz biliyoruz 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon liralık yatırım yapanlar yurt dışına hiç yüzümüze bile bakmadılar. Ama yeni sektörden lavantaya girenler, distilasyon üretenler, kazan üretenler, yeni sektöre hizmet verenler hepsi oradaydı. Bu sene Şubat ayında ikincisi yine düzenlenecek. Ve küçük bir miktarda bambuyla ilgili de bir kısım koyuyoruz. Bambunun bu sektöre kazanılması lazım, ülkeye kazandırılması gerekiyor. Zaten ekranda dikkat ederseniz bambu temasını işledim biraz. Web sayfamız anadolutap.com. Şu an tasarım aşamasında, size bir bilgi vereyim. Partnerlerimi ayarlamaya çalışıyorum. Sektörün borsasını buradan açıklayacağız. Burada sektörün merkezi burası olacak. Firmalara buradan ulaşılabilecek. Sektörün haritasını buradan görebileceksiniz. Akademisyen hocalarıma haber girme ve köşe yazıları yazma. Sektörün kalbi olması hayalindeyim. Yani çok zorlanıyorum. Memur kimliğimle daha çok zorlanıyorum. Ama bir şekilde bu yavaş da olsa yürüyor. Bunu yapacağız. Şu an borsa kısmı bir ay geçmez. Artık data yayınlamaya başlarız. Üye olmayanlar giremiyor. Haberiniz olsun. Şimdi burada şeyler, tasarım örnekleri girildi. Bazı düzelmeler yapılacak. Yetişmedi. Buraya yetişsin istiyordum ama. Çok ciddi maliyetler var yani burada, çünkü bir web sayfası kolay tasarlanmıyor. Şimdi
Sitelerimiz burada. Ben tekrar son sunum olarak öğretmenler gününüzü kutluyorum. Sorusu olan varsa buradan aynı zamanda size, özellikle sol taraftaki WhatsApp grubumuza ulaşırsanız sektörün kalbine ulaşacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim Selahattin Bey. Soru, öneri ve katkılarınız için Selahattin Bey'e sorularımızı iletebiliriz. Buyurun lütfen. Fuar, hocam, fuarımız nerede olacak acaba? Ben? Efendim? Fuar dediğiniz ikincisi nerede fuarımız oluyor? Fuarımız Antalya'da Cam Piramit'te yaptık geçen yıl. Bu yıl da yine büyük bir ihtimalle Cam Piramit'te olacak. Antalya Cam Piramit. Şubat ayında. Ana sayfamızdan geçen seneki logoyu yayınlıyoruz ama şeyi, broşürü, banırı. Yenisi istedim gelecek. Yenisini ana sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Selahattin Bey. Evet. Onu yönetime iletirim. Ücret alıyorlar, çok rahatsız edici. Bunu iletirim. Yani güzel bir şey aslında bir anlamda otoparkta evet. Yer bulamamak ama ciddi de bir soru. Doğru. Anlıyorum. Çözüm bekleyen öneriler. Yani aslında bu yıl Anfaş'ta olacaktı. Şimdi aynı fuar firması ceviz fuarıyla tıbbi aromatik bitkileri birleştirerek yapacak. Bir sorun yaşadılar orada. Şimdi ben araya bambuyu sıkıştırıyorum. Çünkü belli bir süre sonra dünyaya bambuda biz de varız demeliyiz. Bununla ilgili dediğim gibi özel çalışma yürütüyorum. Bir zaman sonra da tıbbi aromatik bitkilerle birleşecek inşallah. Teşekkür ediyorum Selahattin Bey. Ben teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm ve çok kıymetli katılımcılar, bugünün son oturumuydu. Bundan sonraki oturumda sabahki çalıştayın sonuç bildirileri olacaktır. Ben katılımınız için ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Oturumumuzu burada sonlandırıyoruz. Tekrar teşekkürler. Tıbbi aromatik ve baharat bitkilerinde ham maddeden nihai ürüne kalite çalışma grubunun sonuç raporu sunumunu Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Gülçin Saltan İşcan yapacaktır. Kendisini davet ediyoruz. Tıbbi aromatik ve baharat bitkilerinde ham madde üretiminden nihai ürüne koordinasyon ve organizasyon çalışma grubunun sonuç raporu sunumunu Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Kenan Peker yapacaktır. Kendisini davet ediyoruz. Ve sözü Profesör Doktor Sayın Nazım Şekeroğlu hocamıza bırakıyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektörlerim, kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Çok güzel ve etkili olduğuna inandığım bir çalıştayın son aşamasına geldik. İnşallah buradan çıkacak sonuçların ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını dileyerek söz vermeye başlıyorum. Tabii aslında tıbbi ve aromatik bitkiler konusundaki belki de kitabın en zor bölümü Sayın Hocam, pazarlama ve ticaret. Yani bir türlü üretim yapılıyor, kalite kontrol altına alıyor, standartizasyon yapılıyor, her şey yapılıyor. Satışa geldi mi bütün işler kilitleniyor. Dolayısıyla aslında inşallah bizim burada bir iki konuda örnek olacak uygulamalar olarak düşündüğümüz kararı çalışma arkadaşlarımızla beraber aldık. Tabii bizim grup en kalabalık grup idi. Biz tabii bize verilen resmi isimleri buraya koyduk. Grubumuz 20 kişinin üzerinde öğretim üyesi, araştırmacı, sektör temsilcisinden oluşuyordu. Dolayısıyla hepsinin ismi burada yok. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi biz burada ulusal ve uluslararası olarak iki bölümde ele aldık. Potansiyeller, riskleri biz kendimiz ekledik. Bir de fırsatlar ve sonuç öneriler şeklinde bölümler halinde gerçekleştirdik. Şimdi bizim ulusal ticarette iki temel unsurumuz doğadan toplanan ürünlerde aracılar, üretimde ise İlk toptancılar aslında ticaretin ilk ayağı. Yani bizim bu ticarete başlama konusu buradan başlıyor. Yani özellikle zaten doğadan toplamalarda işte nereden ne toplanıyor, kim nasıl topluyor vesaire, fiyat durumu nasıl ortaya çıkıyor tamamen buradan başlıyor.
Doğadan toplanan ürünlerin ilk ticari unsuru aracılar bulundukları bölgeyi çok iyi tanımaları, bölgede yetişen ve ticari değeri olan bitki türlerini bilmeleri bir avantaj olarak görülüyor. Bu kişilere verilecek eğitimler sonucu sertifikalandırmayla birlikte toplanan ürünlerin ticari değerinin daha da artacağını düşünüyoruz. Aslında bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü'nün sahada orman işletme müdürlükleri, bölge müdürlükleri vasıtasıyla eğitimler verdiğini biliyoruz. Ama bu eğitimler sonucunda bizim mesela mesleki yeterlilik kurumu kapsamında da belki bir toplayıcılık, bitki toplayıcılığı gibi bir yeterlilik kurumunun olması ve belgeli kişilerin bu işi yapmalarının daha etkili olabileceğini açıkçası düşünüyoruz. Yine ülkemizde ticarete konu olan ve olabilecek tıbbi aromatik bitkilerin sayısının çokluğu ile bu bitkilerin doğrudan veya geleneksel ürünler kapsamında kullanım kapasitelerinin fazla olması, ulusal ticarette bu bitkilerin ve ürünlerin büyük bir ticari potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Aslında dünyada artık trend geleneksel, yöresel, doğal ürünler. Yani bu kapsamda da baktığımızda bizim tıbbi aromatik bitkilerin kullanıldığı birçok ürün var. Yani bunlar yoğurtla, sütle veya farklı ürünlerle bir araya getirilerek yapılıyor ve bunların büyük bir çoğunluğu kaybolmayla yüz yüze. Şimdi mesela bizim dün Trendyol'dan gelen arkadaşlar da bahsetti. İşte zahter, kahvaltılı zahter dediğimiz bir ürün aslında kuru yemiş ve baharatın karıştığı yaklaşık 20-25 bazen 40 farklı ürünün bir araya geldiği bir sağlıklı doğal enerji verici bir ürün. Veya farklı bölgelerde baktığımızda işte Van'da otlu peynir. Otlu peynirin içerisinde kullanılan bitkiler var. Bu bitkiler doğadan toplanıyor. Son dönemde mesela bunların tarımı ile ilgili çalışmalar da yapılmaya başlandı. İşte otlu peynir bugün endüstriyel anlamda üretilmeye başladı. Aslında yöresel bir ürün. Tarhanaya baktığımızda topak tarhana gibi veya farklı tarhanaların birçoğunda baharatlar ve yöresel otlarımız kullanılıyor. Yine bu şekilde bizim aslında geleneksel ve yöresel ürünler kapsamıyla özellikle kırsal bölgelerde olan bitkilerimizi ön plana çıkartmamız ve ticari değerini arttırmamız mümkün olacak. Yine ülkemizde özellikle milli emlak kayıtlı olup vasfı orman ve çayır mera belirlenmemiş büyük alanlar tıbbi aromatik bitki, baharat bitkileri için önemli kaynaklar. Bunlar son dönemde Sayın Bakanımızın destekleriyle de tıbbi bitkiler tarımına açıldı. Ama biz burada şimdi ormanlık alanlarda toplanan bitkileri Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işte işletme şeflikleri orada kayıt altına alıyor. Bunları işte rayiç bedeliyle kayıt altına alıyor, fişlerini veriyor, nakliyesine kadar bunu devam ettiriyor. Ama çayır meralarda ve milli emlağa bağlı alanlarda böyle bir durum yok. Yani orada kontrolsüz toplamalar maalesef devam ediyor. Bu alanlarda çok ciddi bir potansiyel var. Yani biz bir tahmin olarak ne kadardır diye kendi aramızda konuştuk. Yani benim düşünceme göre Türkiye'de toplanan bitkilerin yaklaşık %20'si en az, hatta bazı bölgelerde bazı türlere göre %50'den fazlası çayır mera ve milli emlağa bağlı alanlardan toplanıyor. Bu alanlar maalesef toplama anlamında ciddi bir potansiyele sahip. Ülkemizdeki tıbbi aromatik bitkilerin üretebileceği çok sayıda ürün bulunması önemli bir ticari potansiyel olarak görünmekte. Mesela harnup örneğini arkadaşlar vermişti. Biz pekmez ve harnup unu olarak şu anda çok ciddi bir ticari değere sahip. Ama özellikle çekirdekten üretilecek müsilaj ve gam benzeri ürünlerde bir dönem çalışan firmalar vardı ama şu anda var mı bilmiyorum. Belki ürün çeşitliliğini artırmak katma değeri yüksek ticari ürünler konusunda önemli olacak. Yine Türk baharatları ile bitkisel çayların dünya piyasalarında büyük potansiyele sahip olduğu bilinmekle birlikte markalaşma ve tanıtımdaki eksiklikler bu ürünlerin uluslararası ticaretinde potansiyelin kullanılmasını kısıtlıyor. Planlı bir markalaşma süreciyle tanıtım etkinlikleri bu ürünlerin ihracat kapasitesini de arttıracak, aynı zamanda iç tüketimi de arttıracak. Yine ülkemizde e-ticaret platform ve pazar yerlerin özellikle uluslararası arenada ve e-ihracat ile daha geniş kitlelere ulaşmasına ve ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak. Bu potansiyel bizim için dün de bahsedildi. 500 milyona yakın insana
ulaşma hedefi var. Şu anda işte dün Trend Yol'un temsilcileri buradaydı. Yani sadece ulusal bazda değil, uluslararası bazda da %2'den bahsettiler. Belki bu rakam geleneksel bitkisel ürünlerle birlikte belki %10'lara 20'lere de çıkabilecek bir potansiyele sahip. Bunu çok iyi kullanmak gerekiyor. Ve e-ticarette herhangi bir köyde üretilen bir ürünü siz ilçedeki kargo firmasına getirdiğiniz anda dünyanın herhangi bir yerine gönderebiliyorsunuz. Artık bu ciddi bir potansiyel. Ülkemizden özellikle dökme, böyle hararlar içerisinde tıbbi aromatik bitki, baharat bitkilerin dış satımında ham madde yerine markalı katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması gerekiyor. Yıllardır bu söyleniyor ama hala bizim bir dünya markası olan işte bir kekiğimiz diyelim, bir baharatımız gerçekten Türkiye markasıyla hala yok. Bu ciddi bir sıkıntı. İşlenmemiş ürünlerde gümrük vergilerinin yükseltilmesi. Yani yurt dışına eğer biz işlenmemiş bir ürünü gönderiyorsak, bunu daha önceki raporlara da koymuştuk. Bununla ilgili düzenlemeler Sayın Bakanım çok ciddi bir katkı sağlanacak. Yani ham madde olarak böyle çuvallarda artık şeyin gönderilmemesi gerekiyor. Yine markalı mamül ürünler ise vergilerin düşürülmesi, katma değeri yüksek ürünlerin dış satımını teşvik edecek. Yani o ürünü diyelim ki işte şişeli veya ambalajlı şekilde satan firmaya ilave teşvikler belki verilecek. Yani bu şekilde de ticarette katma değeri yüksek ve ticari değeri yüksek ürünler elde etmiş olacağız. Ulusal risklere baktığımızda doğadan toplamalarda üretimde tıbbi bitkiler ticareti tehdit eden en büyük sorunun kayıt dışı işlemler olduğunu görüyoruz. Toplayıcıları yöneten aracıların bitkilerin sürdürülebilirliğine, endemik ve neslin tehlike altında olup olmamasına dikkat etmemeleri ileriye dönük riskler olarak görülmekte. Yani bu kişiler dediğimiz gibi eğitimleri bu konuda yeterli olmadığı için sadece maddi kısımları düşündükleri için o bölgede ciddi sıkıntılar ileride de ortaya çıkacak. Yine kırsal kesimdeki çiftçilerin topladıkları ürünleri bölgedeki aracıların gerçek değerlerinden daha düşük fiyatlarla alması nedeniyle zor durumda kaldıkları, bu durumda da aracı ve ilk toptancıların adil olmayan yüksek gelir elde ettikleri dikkati çekiyor. Yani burada dağdaki toplayıcıya çok düşük bir gündelik verilirken oradan o ürünü alan kişiler oradan çok ciddi rakamlar kendilerine kalmış oluyor. Yine doğadan toplama ve tarla üretiminde maliyet artışıyla birlikte fiyat istikrarının olmaması birçok üründe tahşişten dolayı haksız kazanç elde edilmesine neden oluyor. Maalesef son dönemde birçok tarım ürününde benzer durum var. İleriki dönemlerde bu maliyetlerin artışı çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Yine milli emlağa bağlı olup vasfı olmayan alanlardaki kontrol mekanizmasının bulunmaması bir ticari risk olarak ortaya çıkıyor. Uluslararası ticarette özellikle küçük alanlarda üretim yapılıyor Türkiye'de tıbbi bitkilerde. 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm. Ben birçok ihracatçıyla da görüştüm. Yani en az 100 dönüm, 200 dönüm gibi alanlarda üretim yapılmasının standartizasyon açısından, kalite açısından çok daha iyi olduğu belirtiliyor. Bu konuda yani ya kooperatifleşme ya arazi toplulaştırması gibi durumlarla mutlaka daha büyük alanlarda üretim yapılması gerekiyor. Bu da ticari açıdan ihracat potansiyelini düşürüyor bu ürünlerin. Çünkü her 10 tane, 20 tane çiftçiden aldığınız ürünü bulk harman yaptığınızda onda standartizasyona ulaşmak oldukça zor ve bu da tabii ürünün değerini düşürüyor. Üretim ve işletmede hatalardan kaynaklanan özellikle kimyasal kalıntı, tahşiş ve özellikle bu prolizin alkaloidleri gibi ürünler yurt dışındaki pazar payımızı düşürüyor. Bu ileride çok daha ciddi kayıplara yol açabilecek. Yine bizim için aslında en büyük risk ülkemizin çevresinde yer alan ve aynı ekolojiye sahip ülkelerde üretilen benzer tıbbi aromatik bitkiler ve baharat bitkilerinin dış pazarlarda rekabet gücümüzü etkilemeye başlıyor. Bugün Gürcistan özellikle defne konusunda bizi zorlamaya başlıyor. Karadeniz kıyısındaki ülkeler. Yine baktığınızda hatta gül konusunda bile Gürcistan gül yağı konusunda belki yarın öbür gün Bulgaristan'la beraber bizi ciddi bir şekilde zora sokacak. Akdeniz çevresi ülkelerde de zaten kekik konusu ön planda. Bunlarla ilgili gerekli tedbirler almadığımız durumda ticari kayıplarımız söz konusu olacak.
Yine uluslararası ticarette e-ticaret ve e-ihracat koşulları bir avantaj olmakla birlikte aynı zamanda bir risk. Çünkü artık insanların bu ürünlere ulaşabilirliği çok kolay olacak. Bundan dolayı da yani bizde bulunan birçok ürün başka ülkelerde de olduğu için bizim pazar payımızla ciddi rekabetlerle karşı karşıya kalacağız. Türk baharat tıbbi aromatik bitkilerine karşı politik destekli özellikle Avrupa'da uygulanmaya başlayan tedbirlere karşı bilimsel içerikli savunma hakkımızı kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili dün Nevzat Hocam da söyledi. Özellikle mesela ISO standartlarında biz standartları kendimiz belirleyerek en azından o standartlarda yüksek kalitede ürün üreterek bu konuda politik olarak bize karşı alınan cepheyi bu şekilde aşabiliriz. Mutlaka bilimsel destekle savunma yapmamız gerekiyor. Küresel ısınma ayrı bir sıkıntı, ileride risk. Özellikle floramız ve yer alan doğadan toplanan bitkilerin popülasyonları giderek belki azalacak, verimleri azalacak. Bunlarla ilgili ciddi projeksiyonlar yaparak belki şu anda doğadaki popülasyonu yeterli olsa bile bu bitkilerin üretim alanlarını açmamız gerekecek. Burada tabii çok yıllık çalı formunda, ağaç formunda bitkileri de dikkate almamız gerekiyor. Yine yeşil mutabakat ve karbon ayak izi hesaplamaları sektörü çok ciddi sıkıntıya sokacak. 2026 yılından itibaren bu konuda hazırlıklı olmamamız durumunda biz Avrupa'ya, belki Amerika'ya bile belki de ürün satamayacağız. Bu konuda özellikle yeşil mutabakat ve karbon ayak izi konusunda sektörün mutlaka bilinçlendirilmesi ve hazırlığının yapılması gerekiyor. Uluslararası ticarette fırsatlara baktığımızda e-ticaret dediğimiz gibi ön plana çıkıyor. Kırsaldan son tüketiciye ulaşabiliyorsunuz. Aracılar ve ilk toptancılar kırsal kesimde aslında bir nevi oraya değer katıyor. Oradaki ürünleri ticarete katıyorlar. Olumlu kamu spotları, sosyal medya fenomen ve influencerlar vasıtasıyla ulusal düzeyde doğru bilgilendirmeyle ticareti arttırma yönünde. Çünkü kamu spotlarına baktığınızda aman kullanmayın, aman şöyle yapmayın, aman böyle yapmayın. Bütün haberler bu şekilde. Yani kış döneminde işte şu bitkileri kullanırsanız belki bunlar bizim ilaç tüketimimizi de azaltacak. Aslında koruyucu hekimlik anlamında çok ciddi. Yani bugün bitkisel çaylarla ilgili çok güzel kitaplar yayınlandı. Bilimsel destekler var. Yani bunları yapmak gerekiyor. Yine ulusal düzeyde fuar, sergi, proje yarışmaları tanıtımı sağlayarak ticarete katkı sağlıyor. Millet bahçeleri içinde tıbbi aromatik bitkiler bahçeleri daha önce konuşmuştuk ama ne kadar hayata geçtiği konusunda Sayın Bakanım çok bilgim yok. Yani bu konuda inşallah millet bahçeleri içerisinde yer alması gerekiyor. Yine gastronomi turizminde tıbbi aromatik bitkilerin hem baharat olarak hem bitkisel çaylar olarak kullanılması önemli. Yine uluslararası ticarette fırsatlarımız yine fuarlar, gastronomi etkinlikleri, proje pazarlarıyla Türk markasını, işte Türk keki, Türk baharatı, işte Türk bitkisel çayları gibi bitkisel yağlar, tabii diğer ürünlerde de yapmamız gerekiyor. Yine aslında bir konu dün de gündeme gelmişti. Serbest bölgelerde oluşturulacak tıbbi aromatik bitki ve baharat işleme tesislerinde özellikle bu Türkiye'de girişine izin verilmeyen ama farklı ülkelerde talep olan bitkisel ürünlerin üretimine olanak sağlamamız gerekiyor. Madem böyle bir talep var, bizim ülkemizde de böyle bir durum yoksa, o zaman serbest bölgelerde bu şekilde yerler, işletmeler oluşturarak re-exportla o bölgeye doğrudan ithalatı yapıp işleyip oradan ihracatını yapmamız gerekiyor. Yine e-ticaret ve e-ihracat platformları gerçekten önemli. Tabii buradaki Türk firmalarının buralarda yer almasını teşvik etmek gerekiyor. Sonuç öneriler kısmına geldiğimizde aslında tıbbi aromatik ve bitkilerin iç tüketimi işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürünlerin ticareti yoğunlukta olup ticaret satış elemanları vasıtasıyla yapılıyor. Pazarlama stratejileri konusunda yeterli bir durum olmadığını, yani biz burada aslında Türkiye'nin dört bir yanına ürünler satılıyor ama bunlar pazarlama değil, satış elemanları vasıtasıyla satış yapılıyor. Burada pazarlama stratejileri belirlenmesi gerekiyor. Yine doğadan toplanan veya üretimi yapılan bitkiler izlenebilirliğin sağlanması,
doğal kaynaklarımızın korunması ve üretim desteklerinin oluşturulmasının yanı sıra hem ulusal hem uluslararası ticaret için önem taşıyor. Tarım ürünlerinde izlenebilirlik konusunda ciddi aşamalar alındı ama tıbbi aromatik bitkilere baktığınızda izlenebilirlik konusunda yeterli şeyler yok. Yine ormanlık alanlarda tarife bedel karşılığında toplanan ve belgelendirilen ürünlerin daha sonraki ticari aşamaları takibi konusunda Borsa, Maliye Bakanlığı ve ilgili birimler tarafından izleme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Sayın Bakanım, kamyonlara yükleniyor, fişleri kesiliyor, nakliye. Ondan sonraki aşama kayıp, ondan sonra yok. Yandı mı, kül mü oldu, yurt dışına mı gitti, yurt içine mi kaldı, oradan sonra bir şey yok. Yani orada bir aslında kayıt altına alınıyor. Ondan sonraki kısmı inşallah bu Afyon'daki borsa vasıtasıyla ve belki bir iki borsa vasıtasıyla da artık kayıt altına alarak devam ettirmemiz gerekiyor. Ulusal ticaret canlandırmak için her ilde tıbbi aromatik bitki köylerinin oluşturulması. Bu bayrak türden bahsetmiştik. Bayrak tür başlı başına bir olay. Özellikle Malatya'da Arapgir reyhanı konusunda çok ciddi güzel çalışmalar var. Yine Safranbolu'da safranla ilgili birçok ürünler var. Bunu bütün illere yayarak dolayısıyla en azından biz 81 tane bitkimizi sahip olup ticarete kazandırmış olacağız. Tıbbi aromatik bitki köyleriyle de o bölgelerde güzel bir icraat yapılmış olacak. Yine kırsal kesim ve toplayıcıyı koruma altına alabilmek için en önemli husus kırsalda lisanslı depoculuk sistemi. Lisanslı depolarda o ürünleri aldığınızda zaten kayıt altına doğrudan almış oluyorsunuz. Bu önemli. Bir de nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan dolayı kalite kayıplarını önlüyorsunuz. Aslında burada güzel bir şey çıktı tartışmalardan. Şimdi bizde çiftçi kayıt sistemiyle biz ürün üretimini veya şeyleri takip edebiliyoruz. Bir de dedik ki, peki dedik toplayıcı kayıt sistemi olsa, yani çiftçi kayıt sistemi var, tarlada üretiyor, bahçede üretiyor. Bu kadar ürünü biz doğadan topluyorsak, ormandan, çayır meradan, toplayıcı kayıt sistemine kayıtlı olmayan kişiler bu toplamayı yapamasın. Ne topladığını, ne toplayacağını da şey yapsın. Dolayısıyla aslında bizim grubun en öne çıkan, benim de hoşuma giden bir şey, ÇKS benzeri, TKS, toplayıcı kayıt sisteminin tıbbi aromatik bitkiler için hayata geçirilmesi aslında belki bu çalıştayım ile Sayın Rektörüm önemli sonuçlarından olabilir diye düşünüyoruz. Yani uygulanabilirlik konusu da oldukça bence olabilir diye düşünüyorum Sayın Bakanım. Sayın Bakanım'ın tabii destekleriyle bu gündeme gelecektir inşallah. Tabii GETİP kodları ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Bunlarla ilgili düzenlemeleri her çalıştayımıza söylüyoruz. Bu da tıbbi ürün ticareti konusunda oldukça önemli. Burada özellikle yeşil mutabakat karbon ayak izinden bahsettik. Halihazırda başka ülkelerden mamul ürün ithalatında vergilerin yükseltilmesi. Şu anda Türkiye'de birçok ekstraksiyon firması faaliyete başladı. Ama Çin'den gelen ürünler maalesef bizdeki ürünün belki onda biri fiyatına. Dolayısıyla bununla ilgili özellikle mamul ürün olarak giren ürünleri Türkiye'de vergilerini oldukça yükselterek en azından yerli üretimi desteklememiz gerekiyor bu konuda. Evet, çiftçi kayıt sistemi ve TKS'ye giren tıbbi aromatik ve baharat bitkileri ve bunlardan elde edilen ürünlerin tür bazında aromatik ve baharat bitkilerin kaydedileceği GİTİP benzeri bir kodlama sisteminin hayata geçirilmesini öneriyoruz. Yani tıbbi bitkiler içerisine giren bitkileri tür bazında da, yani bu çiftçi kayıt sisteminde hangi ürünü üretiyor? İşte diyelim ki 911 kodlu İzmir kekiğini üretiyor veya 922 kodlu ıhlamuru üretiyor veya doğadan topluyor. Bu şekilde Türkiye'de ticarete konu olan bitkileri de böyle bir kodlama sistemine getirirsek, bunu da barkodlu sistemle ve kare kodla nereden, ne zaman toplandığını belirlersek, bu izleme konusunda güzel adımlar atmış oluruz. Dolayısıyla bu toplayıcı kayıt sistemi ve GETİP benzeri kodlamayla tıbbi aromatik bitkilerin hem tarımı yapılan hem toplananı tür bazında kayıt altına alırsak, önümüzdeki süreçte çok daha etkin bir şeyler yapmış oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Burada soru
mu alıyoruz veya herhangi bir şey oluyor mu? Yok yok. Sonunda. Tamam. Teşekkür ediyorum saygılar. Evet, Profesör Doktor Sayın Nazım Şekeroğlu'na verdiği tüm bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tıbbi aromatik ve baharat bitkilerinde ham maddeden nihai ürüne kalite. Çalışma grubunun sonuç raporu sunumunu Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Gülçin Saltan İşcan sunacaktır. Buyursunlar. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor sanıyorum. Evet, Sayın Bakanım. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi'nin değerli rektörleri ve değerli katılımcılar, konuşmama başlamadan önce hepinize saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bu toplantı için beni davet etmelerinden dolayı da organizasyon komitesine de teşekkür ediyorum. Ben grubumuz ikinci gruptu. Bir mikrofon alsam olur mu? Burası biraz şeydi. Evet, geliyor galiba sesim. İkinci grubumuzda kalite konusunu ele aldık. Ben bir teşekkürü de çok değerli grup üyelerime yapmak istiyorum. Ve moderasyonunu yaptığım grubun kararlarını burada size açıklayacağım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Grubumuz önce burada gördüğünüz sayıdaydı. Daha sonra büyüdü ve... burada da yazıyor. Ünvanları okumuyorum çünkü kişiler önemli. Temel Özek, Müzeyyen Demirel, Gülsüm Yıldız, İsa Telci, Mustafa Yıldız, İlknur Küçük, Emel Akyol, Fatih Göğer, Gamze Göğer, Gülşen Kurt, Tuncay Çalışkan, Saliha Şeyma Şahinler ki moderasyonda çok emeği oldu, yardımcı oldu. Ahmet Güngör, Ecem Nur Sertçelik, Ahmet Sincer, Mithat Atak, Betül Özdin, Emin Demirci, Arif Kaya, Evren Baloğlu ve Büşra Taneli'ye ben tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz ne konuştuk? Şimdi Çalıştay'ın konusu biliyorsunuz tıbbi ve aromatik bitkilerin ulusal ve uluslararası ticaret potansiyeli. Tabii bu potansiyeli belirleyen ve bu ürünlerin katma değerlerini belirleyen tek bir unsur var. Bu da kalite. Ama biz bunları nasıl kaliteli hale getirebiliriz? Zaten bu konuda... önceki oturumlarda, sunumlarda yapıldı. Şimdi burada genel olarak konuyu ele alıyoruz. Tabii burada bitkisel ürün deyince farmasötikler, nutrasötikler ve kozmetikler. Bunları güncel ve çok aranan ürünler arasında. Tabii bu Verified Market Research verilerine göre dünya genelinde özellikle de pandemi sonrasında bu ürünlerin satış rakamları oldukça arttı. 2028 yılında bitkisel ilaç piyasasının daha da artış göstereceği ve yaklaşık 400 milyar dolara kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bunların önemi var. Şimdi bunun yanı sıra yani ticari öneminden ya da bunların ticari değerinden çok neden bunları konuşuyoruz? Çünkü bitki şöyle işte bugün hala morfinden daha kuvvetli bir analjezik keşfedilmedi. Yani doğa bize bunu sunmuş, bunu bize sunan da bu bölgenin kalbi olan Papaver somniferum bitkisi ve Türkiye'de de alkaloid fabrikamızın olması oldukça önemli. Tabii bu bitkiler bize Nobel de getirebiliyor. 2015 Nobel ödülünü biliyorsunuz. Artemisinin malaria tedavisinde kullanılacağını kanıtlayan çalışmayla Artemis'i Anno'a aldı. Dolayısıyla bitkiler o kadar önemsiz, bilimsel açıdan da önemsiz canlılar değil. Evet, bitkisel ürün deyince bunların aralarında anlam farkları olmakla ve daha doğrusu kavram farkları olmakla birlikte biz bitkisel ilaç, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, GBTO, gıda takviyesi ve kozmetiği anlıyoruz. Şimdi burada kaliteyi belirleyen, daha doğrusu kaliteye engel olan sorunlar var. Bunlar neler? Katışık maddeler, kimi zaman katıştırma, kimi zaman karıştırma yapılıyor. Temel Hoca bunları açıkladı. Bunun dışında ağır metaller, pestisitler, mikrobiyal kontaminasyon. Ama bunların tek bir çözümü var. Bu da standartizasyon. Yani kalitenin tek bir
ifadesi var. O da standartizasyon. Dolayısıyla burada markör bileşiklere dayanan analizle kalite kontrolü yapıyoruz ve tabii ki regülasyonlarla da bağlıyız. Yani bunları ticarete çıkarmak için belli regülasyonlara uymak zorundayız. Şimdi Türkiye'de diğer oturumlarda da tartışıldı. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın, gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı'nın regülasyonları var. Ama piyasada standart olmayan, hatta zaman zaman işte halk sağlığını tehdit eden ürünler de mevcut. Dolayısıyla burada toplum sağlığı açısından otoritelerin üstlendiği görev değil, akademisyenlere de, yani biz akademisyenlere de önemli görevler düşüyor. Ama tabii ki bizim çalışma grubumuzda multidisipliner bir yapı vardı. Bu sorunların çözülmesi ancak disiplinler arası çalışmalarla mümkün oluyor. Şimdi standartizasyonun tanımını yapacağım. Şu tablo önemli. Bunu da yayınlayabilirsiniz hocam. Ben de internetten aldım. Burada bütün kalite parametreleri var. Bu küçücük şeyde, şemada. Temel olarak standartizasyon demek bitkisel drog preparatlarının kalitesinin devamlılığını sağlanması ve gerçekleştirilmesi gereken tüm ölçümleri kapsıyor. Üretim işlemi sırasında tüm ölçümler buna giriyor ve kalite kontrolleriyle özetleyebiliyoruz bunu. Neden gerekli? Bir kere kalite testleri yapmadan piyasaya çıkmış bir ürün zaten bilimsel olarak geçerli sayılmıyor. Birincisi bu. İkincisi, standartizasyonun sağlanamaması durumunda kontaminantlar, yani bulaşanlar ve ilaç etkileşimlerinden gelen, en basit ifadesiyle alerjik reaksiyonların da dahil olduğu, en basit alerjik reaksiyonlar toksik etkilere yol açıyor. Ama bir kimyasal da olduğu gibi, hani şunu söylemek istemiyorum, bitkiler tabii ki güvenli ama sonuçta etki olan her şeyin yan etkisi olabilir. Yan etkili olan her şey ilaç olarak da kullanılabilir, etkisi olabilir bu fizyolojik etkisinden dolayı. Dolayısıyla bunların yan etkileri rapor edilmiş durumda. Tabii burada modern ilaç sistemlerin üretiminde deneysel verilere, toksite çalışmalarına, klinik çalışmalara, inşallah bir sonraki çalıştığımızın konusu olur hocam, ihtiyaç var. Ancak burada GMP koşullarının iyi tanımlanması gerekiyor. Yani kalitesiz ürünler de demek ki GMP koşullarına uyulmamış demektir. Bu ya da GLP koşullarına. Şimdi dolayısıyla bunların teknik olarak yeterli, hızlı ve de az maliyetli olması gerekiyor. Yani bütün ülkeler bunu uygulayabilmeli. Bu farmakopenin, Avrupa farmakopenisinin genel standardı. Yani bizdeki cihaza işte Afrika'nın bir ülkesindeki laboratuvarda da yapılabilmesi gerekiyor. Yöntemlerin basit, hızlı ve güvenilir olması gerekiyor. Tabii standartizasyon nerede başlıyor? Standartizasyon grubumuzda ziraatçılar vardı. Hepsi çok kıymetli fikirlerini sundular. Burada tohumda ya da toprakta ya da tarlada diyebiliriz, kaynaktan başlıyor. Dolayısıyla burada bitkisel ham maddeler tarımsal üretim olduğu gibi doğadan toplama şeklinde de olabiliyor. Şimdi doğadan toplama derken doğadan toplamayı unutmamak, yani doğayı yok sayamayız, doğayı taklit de edemiyoruz. İşte biyoteknolojik olarak morfin üretilememesi neden? Çünkü haşhaş bitkisindeki süt boruları biyoteknolojik olarak yapılamadı. Dolayısıyla lateks olmadı. Yani orada işte bitkinin doğasını taklit edemiyorsunuz. Yani dolayısıyla doğayı yok saymıyoruz. Tabii burada genetik açıkma ve çeşitlilik söz konusu. Bunun yanı sıra doğanın bir takım dezavantajları da var. İşte doğada takip etmek ve sürdürülebilirlik çok az. Kültüre alındığında yine genetik açıdan ağrı olması gerekiyor, saf olması gerekiyor. Ve de bunların hani şöyle düşünebilirsiniz, piyasada doğa kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor. Benim işte Indena, Farm Europa, bunlar dünyanın sayılı bitkisel ekseri üreten şeyleri. Benim kalite kontrol müdürleri de genellikle Avrupa Farmakopesi'nden meslektaşlarım ve arkadaşlarım olmuş oluyor. Onlara soruyorum mesela, alışı doğadan toplayıp Krategus ekserisini yapıyorlar. Yani doğayı kullanmamız gerekiyor. Dünyada da kullanılıyor zaten doğa. Tabii bunun avantajı da şu var.
doğal kaynaklarımız ekosisteme kazandırılıyor. Yani dolayısıyla bunların bazen maliyet açısından da avantajları da bulunuyor. Bitki kültüründe sabah konuştuğumuz grupta şu da söylendi. Sektör neyi istiyor? Hangi bitki? Bu kültüre uygun mu? Kültür bununla da bitmiyor. Verimi çok önemli, sürdürülebilirlik önemli. Sonuçta dezavantaj olarak görülen bitkilerdeki fitokimyasal kompozisyonunun değişmesi bu da dezavantaj oluyor. Ve bundan sonra da hasatın ve sulamanın da yine aynı şekilde etkisi oluyor standartizasyona. Ama avantajı da şu, etken madde miktarını iyi bir kültür yaparsanız hep aynı etken maddeyi sağlayabiliyorsunuz. Ve ben işte Avrupa'da karayoluyla trenle gittiğim zaman en özendiğim şey o kültürün yapılması. Macaristan'da, Avusturya'da, Almanya'da hani yol kenarında olmaması gerekiyor. Organikler yol kenarında değil ama diğer hepsi organik değil. Yani sonuçta orada plantasyon var ve dolayısıyla milli emlakın işte bu türlü açması Sayın Bakanım sizin mutlaka etkiniz ve İksen Hanım'ın da hani çalışmalarına olmuştur. Çok çok önemli görüyorum. Çünkü bir sürü tarım arazileri boş yani. Onların ekilmesi gerekiyor. Biyoteknolojik yöntemlere şu bakımdan biyoteknolojik yöntemler biraz önce söylediğim gibi morfin örneğinde olduğu gibi her zaman olumlu sonuç vermiyor ama mesela kozmetik ham maddesi üretiminde çok teşekkür ediyorum. Son derece önemli. Mesela benim son gittiğim TDP hakemliklerimde biyoreaktörlerle tonlarca kozmetik ham maddesi üretiliyor ve ben buna çok önemsiyorum. Evet, şimdi konu başlıklarımızdan biri de ham maddeden bitmiş ürüneydi. Burada aslında yöntemler çok da farklı değil. Öncelikle hem ham maddede hem ham madde, yardımcı madde, etkin madde ve son üründe mutlaka belli yöntemler kullanılıyor. Bu ilaçsa farmakope analizleri olmazsa olmaz. Yani referansımız farmakope. Bunun dışında fitokimyasal analizler, ince tabaka kromatografisi, HPLC, kolon kromatografisi bunları yapıyoruz. Bunun dışında bioaktivite testleri yapılması gerekiyor. En son belki konuşmanın sonunda söylerim. Yani güncel piyasada aktivite olmadan, ne işe yaradığı belirlenmeden ham madde satılmıyor. Yani bırakın son ürünü, ham madde bile satılmıyor fuarlarda. Tabii iyi firmalar için söylüyorum. Bunun dışında endüstriyel üretim gerekiyor, pilot üretimden. Yani önce Ar-Ge yapacaksınız, laboratuvarda Ar-Ge'yi pilota taşıyacaksınız. Pilotu uygulayarak endüstriyel üretim yapacaksınız. Yani yoksa olmuyor. Bu bizim COSGAP desteğiyle yapmış olduğumuz bir projenin sonuçlanmış bir projenin grafik abstraktını ben burada aldım. Burada gördüğünüz gibi bitkisel bir kaynak var. İlk başta daha sonra bundan ekstra hazırlanıyor. Bu ekstra standartize hale getiriliyor. Farmakopeye uygunluğu kontrol ediliyor. Farmakopeye uygunluğu kontrol edildikten sonra antioksidan aktivitesi test ettik. Daha sonra sitotoksisitesine baktık çünkü hastaya zarar vermeyeceksin. Yani sonuçta toksikolojik analizleri atlıyoruz ama o da çok çok önemli. Ve ondan sonra işte bunların deri duyarlılık testi, kozmetiklerde gerekli olan testleri bunları yaptıktan sonra krem ve pomat formunda burada gördüğünüz gibi son ürüne gittik. Ama henüz bu piyasaya çıkmadı. Şimdi burada ben kalite kontrol yöntemlerini zaten Temel Hoca çok güzel anlattı. Ben sadece başlıklar olarak geçeceğim. Mesela mikroskopik analiz önemli mi? Evet, Avrupa Farmakopesi'ndeki çizimler, o kaynağın hangi işte mentapiperita mı, memtespikata mı ya da bambaşka bir tür mü bunu tayin etmek için farmasötik botaniğin ilgilendiği çalışmalar önemli. Bizim de Türk Farmakopesi'nde zaten bu tip monograflarımız var. Burada gördüğünüz gibi elektron mikroskopunda ya da normal mikroskopta incelemek gerekiyor. Şimdi morfolojik testler de önemli. İşte şekil, büyüklük, renk, koku, doku. Bunlar da önemli çünkü bir şeye baktığınız zaman bu mudur diye bize çok soruluyor. Kokladığınız zaman bile anlayabiliyorsunuz. Yani onun için ilk başta bir gördüğümüz şeyin ne olduğunu, şimdi bana soruyorlar aktardan
Alıyor musun? Ben Almanya'da olsa naneyi eczaneden alırım. Ama Türkiye'de naneyi eczaneden alamam. Rezeneyi bile alamam. Dolayısıyla ben de aktardan alıyorum. Başka bir yerden almıyorum. Ama ben onu aldığım zaman onun hangi tür olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani burada işte kök alıyorsam ya da bir yumru alıyorsam ne olduğunu biliyorum. Onun için de hani morfolojik şey de önemli. İşte tabii bizim alanlarımızdan bir tanesi de daha şey yapmadan, bitkinin kimyasal yapısını açıklamadan onun neredeyse röntgenini HPTLC ile çekebiliyoruz. Bu cihaz da işte Sağlık Bakanlığı'na ben raporlarımı da defalarca yazdım. Sonra bizim üniversiteye de alındı. Bu sizde de var galiba değil mi hocam? Dolayısıyla burada hani her zaman klasik ince tabakaya göre olumlu sonuç veriyor mu, vermiyor. Bu şeyi onun için verdim. Biz şeydeki Strasbourg'daki toplantılarda bazen bu açık sarı mı, koyu sarı mı, turuncu mu bir saat bunu tartışıyorsunuz. Ama bu içindeki molekülün yapısını size söylemek için gerekli. Yani hani vakit kaybı gibi görünüyor ama bilim bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bu şeylerden geçiyor. Şimdi HPLC bizim için çok önemli, olmazsa olmaz. Her tür maddeye uygulanabilen bir teknik. Dolayısıyla artık her kurumda zaten HPLC var. Yeter ki çalışsın. Uçucu bileşikler için ya da uçucu hale getirilebilen bileşikler için GC-MS, gaz kromatografisi. LC-MS yine bu da tercih ediliyor. Şimdi standartizasyon yöntemlerine gelince, dün bir konuşmada vardı. İşte farmakopede yok. Yani farmakopede yoksa eğer, farmakopede uçucu yağların, sabit yağların, diyelim ki çörek otu, tohum yağı yok yani. Hani Avrupa farmakopesi. Çünkü bunu Araplar kullanıyor. Onlar da almamışlar Avrupa farmakopesine. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz üreticisiniz. Sabit yağların genel monografına uyuyor mu, uymuyor mu? Bunu kontrol edebiliyorsunuz. Yani genel monograflar var. Bunun da standardı var. Uçucu yağsa yine uçucu yağın genel monografı var. Buna bakıyorsunuz. Ve dolayısıyla burada klasik yöntemler olduğu gibi işte süperkritik akışkan kromatografisi gibi daha belli amaçlara yönelik daha yeni yöntemlerde kullanılabiliyor. Şimdi tabii farmakope ilaç anayasası gibi ve burada her şeyin sorusunun cevabı var. Ayrıca şunu da belirteyim, farmakopeler yaşayan organlar. Dolayısıyla işte bir duroktaki diyelim ki pirolizidin alkolüydü kekikte ya da başka bir şeyde herbalda mesela başka bir bitkisel preparatta İşte değeri 0 ile 5 arasındaysa kekik de bu, o şey yapılabiliyor, daha farklı değerlendirilebiliyor. Bu da monografta yer alıyor. Dolayısıyla bunların standardı da var. Hatta kullanılan cihazların, solvanların, belirteçlerin hepsinin standardı farmakopelerde var. Farmakopede ne yok derseniz kullanım yok. Yani hiçbir zaman işte şeyin nane yaprağının mide hastalıklarında kullanımı hayır yok yani böyle bir şeyi şey yapmıyor. O olmazsa bizim çok kullandığımız Plant Drug Analysis diye bir kitabımız var, oradan yapıyoruz. Dolayısıyla monograflar, uçucu yağlar, bitkisel drog özütleri yani ekstreler, çaylar, bitkisel çayların hazırları, sabit yağlar, uçucu yağlar hepsi farmakopede yer alıyor. Şimdi demin söyledim süperkritik akışkan kromatografisinin her maddeye değil ama polar olmayan maddelerde paranız da varsa kısa yoldan amaca ulaşmak için güzel bir teknik aslında. Ama olmazsa başka bir şeyle yapar mısınız? Klasik yöntemlerde de yaparsınız yani şey değil. DNA fingerprint gibi teknikler var. Bunlar da özellikle işte genom analizlerinde gerekiyor. Şimdi pestisitlere gelince pestisitlerde de hangi pestisit olduğuna bağlı olarak belli sınır değerleri var. Hatta Genel Müdürüm Ahmet Bey de siz de söylediniz. Pestisitlerde birkaç yönetmelik var galiba ya da revize edilmiş durumlar var. Dolayısıyla burada da bakanlıkların web sayfalarına girip oradan bakmak gerekiyor. Pestisit artıkları, arsenik ve ağır metal tayini, yine mikroorganizmaların mikroorganizmaların tayini, bunların hepsi kaliteyi belgeleyen yani ilk başta sizin ürününüz daha yaprak, kök, çiçekken bunların yapılması gerekiyor. Ham madde formunda bunlar gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bir gıda takviyesi üretiyorsanız zaten Tarım Bakanlığı'nın 41 adetmiş şeylere analiz laboratuvarları burada da yapabiliyorsunuz. Ben de mesela ilk deneyimimde Tarım Bakanlığı laboratuvarlarını kullandım.
Sonra da bakanlığa zaten müracaat ediyorsunuz. Yani kendi değerlerini. Evet, daha sonra stabilite testleri gerekiyor. Çünkü raf ömrünü belirlemek için, rafta kalış ömrünü ve dayanma ömrünü, raf ömrü boyunca yine HPLC'ye kullanabiliyoruz. Şimdi dediğim gibi, Türkiye'de, bu şeylerin detayına girmedim. Türkiye'de Ar-Ge ve ürün geliştirme tekniğine dayanmayan, standart olmayan, hatta bazen daha da korkuncu, işte şeyde zayıflama ürünlerinde sibutramin gibi, şeyde afrodizyaklarda sildenafil sitrat gibi sentetiklerin de ilavesi oluyor. Tabii burada bu kontrol son derece önemli, denetim son derece önemli. Bunları tayin etmek gerekiyor. Hatta geçen ben gitip falan dediniz, oradan aklıma geldi. Bir arkadaşım da eşi gümrükçü, bir madde gelmiş gümrüğe. Diyor ki bunun ne olduğunu biz anlamadık. Bir dedim hani gönder formülünü bir bakayım. Baktım ki amfetamin prekürsörü. Yani sonuçta hani biraz organik bir kimya bilgisiyle onu şey yapabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz ortaya. Tabii ki amfetamin yapılmıyor ama prekürsörünü getirmiş. Belki de onlara doktor deniyor biliyorsunuz şeylere, uyuşturucu imal edenlere. Onu başka solvanlarla imal edecek, yani getirtmiş dışarıdan ham maddesini. Dolayısıyla önemli. Şimdi bu böylece bir de şu var, bitkisel ürünlerin imalatında da genellikle ithal ürünler kullanılıyor. Yani dışarıdan getirtiyorsunuz. Hatta şimdi hani ben önemsiyorum Türkiye'de, ama Türkiye'de GMP ile şey yok. Hani dün Oğuzhan Bey şey dedi, biz Almanya standartları, ben de Almanya standartını savunuyorum. Zaten bizim yönetmeliklerimiz de ona göre. Ama Almanya'da bir Martin Bauer var, yani dünyanın her yerinde bitki yetiştiren, sudan da bitki eken ve dolayısıyla oradaki üreticinin çok kolaylıkla tedarik sağlayabileceği firmalar var. Türkiye'de yok maalesef. Onun için de bu GMP koşullarında ham madde üretimi önemli. Ama yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ben burada birkaç örnek verdim. Bu işte Ruskogen'in Melissa officinalis ekstresi, çarkıfelek ekstresi, hatta ilerleyeyim işte alıç ekstresi, papatya ekstresi, tiokor, şikozit, sitrus flavonoidleri, bunlar gibi ham maddeler bunlar. Bitmiş ürün de değil. Bunları hatta burada bütün şeyleri de vermişler web sayfalarında, onları da çektim. Bizim bir eczacı meslektaşımızın bir kimya mühendisiyle birlikte kurduğu firma. Dolayısıyla ben gerçekten gurur duydum. Çünkü bunları ancak ya Alman şirketlerinin ya da Fransızların, işte Arco Pharma gibi falan web sitelerinde görebiliyorsunuz. Bunlar da yapılmıyor değil, yapılıyor aslında Türkiye'de. Tabii uğraşmamak için de regülasyonlar dışından çoğu da ihraç ediliyor. Yani bu da mesela aynı ihraç olayını kozmetiklerde de gördüm, TDEP şeylerinde. Depolarına indiğim zaman üstlerinde Şili, Arjantin falan filan yazıyor. Söyledim yani hani öyle de çok böyle müthiş kaliteli ürünler değil bunlar. Onun için niye dedim, çok uğraştırıyorlar Türkiye'de dedi. Onun için biz de dedi uğraşmıyoruz, satıyoruz Güney Amerika'ya, İran'a. Dolayısıyla hani oradaki MENA ülkelerine pazar çok geniş dedim. Şimdi bu slide'da her şey özetliyor aslında. Formülasyondan sonra, formülasyon neyle oluyor? Ham madde artı yardımcı maddeyle oluyor. İlaç olsun, GBTO olsun ya da kozmetik olsun, kalite, etkinlik ve güvenilirlik parametrelerinin sağlanması gerekiyor. Kaliteyi zaten anlattık. Hani ne olduğunu biliyorsunuz. Etkinlik gerçekten etki ediyor mu? Yani boş bir şeyde paranız boşa gidiyor. Yani hatta zarar verebiliyor. Güvenlikte işte o zararın verilmemesi. Tabii bu hem ham maddede, hem bitmiş üründe, hem de ambalajda söz konusu. Bunlar yapılıyor mu? Yapılıyor. Biz de işte üniversite sanayi işbirliği ile Gilabur'dan Gilaburin tableti üretip, burada gördüğünüz gibi Gilabur PP adıyla da Amerika'ya ihraç ettik ve Amazon'da da satıldı. Şimdi bu slide de önemli. Burada kalite deyince ham madde ve bitmiş ürün, şunu da söyleyeyim, farmakopede, Avrupa farmakopesinde standartlar konusunda şu da söyleniyordu bir ara. Bitmiş ürünün mü standartlarını isteyelim yoksa ham maddenin mi?
Sonra ikisinin de olmasına karar verdi. Bir grup şeyi savundu. İşte bitmiş ürün. Çünkü ham maddeniz kaliteliyse son ürününüz kalitelidir. Ham maddeniz kalitesizse zaten kalitesizdir diye. Ama şu anda ikisi de geçerli oldu. Bazı yerlerde de dediğim gibi bitmiş ürünlerin kalite standartları da var. Şimdi en önemli şey ilaç yapıyorsanız pharmacrade olması lazım. Farmakopeye uygun olması lazım ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması lazım. Gıda takviyesi food grade yeterli ama siz pharmacrade de kullanabilirsiniz. Yani benim mesela hani ham maddelerde ben pharmacrade yani çünkü etki bekleniyor. Her ne kadar yasa bunda claim yapılamıyorsa da pharmacrade olması lazım. Kodeks alimentaryuma uyması gerekiyor ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından veriliyor. Kozmetik ise kozmetik grade, kozmetik yönetmeliğinde sınırlanıyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapılıyor, gereklilikler getiriliyor. Ama benim piyasada yaptığım danışmanlıklarda gördüğüm olay şu, en son yaşadım çünkü. Bir formülasyon, formülü güzel yaptık, oturttuk, Ar-Ge'sin her şeyini gösterdik. Ondan sonra beklettik, stabilitesini, her şeyini kontrol ettik. Sonra endüstriyel üretime geçeceğiz. Kozmetik grade ham madde almışlar. Ben dedim ki olmaz. Yani siz dedim hani bir gıda takviyesi yapacaksınız, kozmetik grade kullan. Hocam biz bunu atalım mı? Dedim atmazsanız ben olmam yani. Geri iade edin, bir şey yapın dedim. Yani sonuçta bunun gerçekten bilincinde olması gerekiyor firmaların. Ne yapmak istiyorsa ama kozmetikte de pharmagrade kozmetik kullanılabilir ama gıda takviyesi de kullanılamaz. Yani bunun gibi kişinin ne yapmasını bir de bunların Eat Good Agricultural Collection and Practice, iyi tarım uygulamaları, iyi laboratuvar uygulamaları, GLP yani ve de Good Manufacture Practice yani GMP'ye uyması gerekiyor. Şimdi burada akademik olarak bizim yaptığımız olay hani tamam ürüne gidelim, ürünümüz olsun. Ben de çok mutlu olmuştum ilk ürünümü yaptığımda ama bizim yapacağımız başka şeyler de var. Yani biz gerçekten insan sağlığına zarar vermemesi. Ben mesela doz kontrol ediyorum firmada. Diyorlar ki yani niye ediyorsunuz? Kaç yaş kullanıyor? Yani burada işte ne bileyim EMA'nın onaylamadığı bir dozu 2 yaşında kullanamazsınız. Maalesef firma bazen bunu yapmıyor. Yani firmaları kötülemek istemiyorum ama orada gözden kaçabiliyor. Yani eczacı bakış açısı orada doz kavramı son derece önemli. Şimdi etkinin kanıtlanması son derece önemli. Yani klinik çalışmalara hiç gelmiyorum. Preklinikler ve geleneksel kullanımlar bile çok güzel fikir verebiliyor. Ama tabii ki biz mesela Gileburdi'de faz 2 yaptık. Yani 102 hastada faz 2 yaptık. Bu kolay değil ama yaptığınız zaman güvenli oluyorsunuz. Hatta grupta da söyledim. Ben 6'şar 6'şar yuttum. Böbrek taşım yok. Neden? Çünkü hani bir zarar geliyorsa önce ben hissedeyim. Hani kimseye zarar vermeyelim diye en iyi çalışma kendi kliniğindeki çalışma. Onun için de onu her zaman şey yapıyorum. Evet. Şimdi ama sadece akademi yeterli mi bu konuda? Değil. Yani bu kesin. Üretici ne istiyor? Bu çok çok önemli. Bu slide aslında şeye sorduk. Üreticilere sorduk. Gruptaki üreticilere. Onlar da dediler ki ilk birincisi sürdürülebilirlik. İkincisi tedarikçinin güvenli olması. Ve de Emin Bey'di galiba, dernek, tıbbi aromatik derneği başkanı. O da dedi ki, biz de dedi, üreticiye ulaşamıyoruz. Demek ki burada sektör ve partner eşleşmeleri ya da buluşmaları son derece önemli. Şimdi sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bir kere mevcut pazar yeterli mi? Değil. Ama standartizasyon açısından yeterli. Yani bizim Avrupa'nın yapıp, Amerika'nın yapıp da bizim burada yapamadığımız ne bir teknik var, ne bir ham madde bilgisi var. Yani biz bunları kesinlikle yapabiliyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok burada. Burada tabii ki kalite, ürün güvenliğine de göz ardı etmememiz gerekiyor. Kabul edilebilirliğine doğrudan doğruya katkıda bulunan tüm faktörlerin şeyi ve mutlaka uluslararası standartların üretimi, uluslararası standartların kullanılması son derece önemli. Şimdi bunun yanı sıra benim kendi fikrim olarak tabii ki bitmiş ürüne gidelim. O ürünlerimiz işte diyelim ki mesela Alzheimer'da çok etkili olsun kullanılsa ama bu hep iyi ham maddeyle. Ben ham madde üretimini daha çok önemsiyorum. Çünkü her sene genellikle gitmeye çalıştığım işte
Biofah gibi, şey gibi, CPHI gibi, VitaFoods gibi fuarlarda artık ham maddelerde klinik çalışmalarıyla birlikte satılıyor. Yani hatta şöyle de sadece işte ne bileyim bir Serenoir Repens ya da Sauv Palmetto Extris değil, Sauv Palmetto'yu Urtica ile birleştirmişler ve bunu prostat hipertrofisinde klinik çalışmasını yapmış. Ama tabii ki kendi şeyine patentlemiş. Bu karışımı size satıyor. Yani üretici aslında diyelim ki işte ürologlara çalışmak istiyor ya da nefrologlara çalışmak istiyor. Ona uygun ürünün ham maddesini karışım halinde alıp zaten dozu, pozolojisi her şeyi belli. O şekilde de üretime sunabilir ve kalite belgesini de bu kişiler veriyorlar. Yani klinik çalışma yapacak duruma geldiyse zaten kalite belgesinin şey yapılmasında bir problem olmuyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz de sürekli olarak piyasadan ham madde çekiyoruz. Üreticilerle benim de şeyim var. Sürekli olarak yani birinden selüloz aldık mı, öbüründen işte lavanta yağı alıyoruz, öbüründen işte başka bir şey alıyoruz falan. Türkiye'de bu iş oturmamış. Şöyle kalite belgesini istediğimiz zaman var diyorlar. Gönderir misiniz diyorum, göndermiyorlar. Ondan sonra gönderilirse de birkaç defa da ona rastladım. İnternetten bulmuş. İşte Ginkgo Biloba'nın onu zahmet edip yazmamış bile ekran görüntüsü almış. Ekran görüntüsünden kendi logosunu falan filan koymuş ve size kalite belgesi diye gönderiyor. Tabii ki bunları biz şey yapmıyoruz yani biliyoruz yani yanlış olduğunu ve söylüyoruz da ben söylüyorum yani doğru düzgün. Bir de şöyle var, kimya sektöründe de çok önemli, çok iş düşüyor. Şöyle ki mesela istenilen ham maddeyi mesela belli bir viskozitede yapar mısınız diyorum mide ilaçlarında mesela yaparız diyor. Ondan sonra tamam diyorum bekliyorum önce bir şey gelmesini yani gelecek ben onun formülasyonu yapacağız ondan sonra da siparişe geçeceğiz. Bakıyorum ki direkt çöküyor. Yani hani ama mesela Çin'in bazı firmaları var çok iyiler. Yani o tamam hani döviz üzerinden ödeme yapıyorsunuz ama size gerçekten işte 600 CPS'i o şeyde gönderiyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla hani tedarikçinin önemini ben de çok yaşamış bir öğretim üyesiyim. Ama sahada olduğum için yaşamış bir öğretim üyesiyim. Yani hatta şöyle bir şey oldu, bir mide ilacı yaptık. Ha şunu da söyleyeyim, jeneriği yapılıyor Türkiye'de. Onu da söyleyeyim, bütün vitamin preparatları dahil olmak üzere. Yabancı Asya kaynaklı bir firmanın danışmanıyım. Ondan sonra dediler ki hocam işte piyasada şu, biz de aynısını istiyoruz. Kendileri yaptınız mı dedim, yaptık, çökmüş, kekleşme olmuş altta, şey olmuş falan. Neyse biz püf noktasını bulduk. Dedik ki şu ham maddeyi sağlarsanız bundan yapacağız. Yaptık, hakikaten birebir oldu. Çok da güzel, çok da beğendiler fakat fabrikanın sahibine şey, hocam vallahi bu benim midemi kaplamıyor. Dolayısıyla ben bizim yine o eski yoğun formu kullanacağım. Kullan, bağırsaklarınız nasıl dedim, berbat dedi. Ondan berbat yani sonuçta da yan etkisini hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Sonuçta benim söyleyeceğim şey şu, ben dilim döndüğünce standartizasyonu anlatmaya çalıştım. Neden önemli? Çünkü sağlıkta standartlar önemli. Sağlık işte hocam hekimsiniz biliyorsunuz. Sağlık standartlardan ibaret. Dolayısıyla bizim de artık bu platformlara gelmiş araştırmacılar olarak öyle kalitesiz bir ürün üretme şansımız olmamalı diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Gülçin Saltan İşcan'a yaptığı sunumdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız tıbbi aromatik ve baharat bitkilerinde ham madde üretiminden nihai ürüne koordinasyon ve organizasyon çalışma grubunun sonuç raporu sunumunu yapmak üzere Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Kenan Peker'i davet ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Sayın Bakanım, Gönüllerin Bakanı, Sayın Aksüt Üniversitemizin mimarı, rektör hocam, değerli hazırım. Bunu niye vurguluyorum? Afyon Karahisar Sağlık Üniversitesi teknolojileri. Eğer biz bu teknolojileri üretebilirsek,
Gerçekten çok güzel hocamın yaptığı sunudaki kalite standartlarını yakalayabiliriz. Şimdi yönetim, bizim grubumuz yansıda gördüğünüz gibi az sayıda çok deneyimli arkadaşlardan oluşuyordu Sayın Bakanım. Demedik ki azınlığız, ayaklanalım de. Öyle demedik. Duygular onu söylese de bilgi şunu söyler, der ki az olan değerlidir, kıt olan değerlidir. Değer nedretten doğar. Gosen teorisidir. Dolayısıyla duygu, bilgi, beceri, yetkinlik aşamasında yönetimde bir de şu vardır. Kırmızı havucu koyup peşine koşacak mıyız? Ne zamana kadar koşacağız? Burada da bilim şunu söyler. Der ki, aynaya bak, düşün. Mükemmel yaratılmış, mükemmel çalışan bir sistem var. Doğru mu? Mesela burada 3-4 tane sistem var. Oturduğumuz yerde ikisi çalışsa biri çalışmıyor. Ama vücutta kaç tane sistem bir arada mükemmel çalışıyor? İşte tıbbi aromatikleri konuşuyoruz ve bunu adeta bir insan sistemine benzetmemiz lazım. Çünkü bizim grubumuz koordinasyon ve organizasyondu. Aynaya bak, düşün. Yetiyor mu? Boy aynasına kendine bak, kendini bul. Grubumuzda bir hocamız vardı. Nane çalışıyordu. Dedi ki, niye sizin isminiz Reyhan? Reyhan çalışsanız, bu tesadüf mü, tevafuk mu? Onu da konuştuk. Göle bak, düşün. Görebildiğimiz var, göremediğimiz var. Yansıyan var, yansımayan var. Dağa bak, düşün. Uzaya bak, düşün. Biz baktık ki her taraf parsellenmiş, tıbbi aromatik bitkilerin organizasyonu için 2000 rakamın üzerindeki dağları hayal ettik Sayın Bakanım. Akdağ'ı hayal ettik, Ağrı Dağı'nı hayal ettik, Erciyes'i hayal ettik, Ilgaz'ı hayal ettik, Torusları hayal ettik. Çünkü yaratılış itibarıyla bu tıbbi aromatikler sanki oralar içine eşleşiyor. Hele bir de oraya arıyı koyuyorsanız, devamında bir de oranın güzel bir tohumu varsa, suyu varsa vesaire vesaire. Dolayısıyla yine Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket isterim gök mavi, gerçekten gök mavi, 11 milyon ağacı 2011'de buluşturduk ve o günden beri devam ediyor. Dal yeşil, tarla sarı olsun." Dolayısıyla tarla sadece düz olmak zorunda değil. Doğru mu? Her taraf tarla. Onu düşünerek dedi ki, Sayın Bakanım, tıbbi aromatik bitkileri başlatırlarken bal ormanı denildi. Devam ediyor. Doğru mu? Bal ormanı şu anda devam ediyor. Ama gerçek anlamda içi doldurulamadı. 3 yıl önce Elazığ'da, kendim Elazığlıyım, 10 tane bal ormanı yapalım diye proje sunduk. Bu yılda çıktı, yapıldı denildi ama gerçek anlamda nereden nasıl yapıldı bir gün inşallah ziyaret eder görürüz. İkincisi, tıbbi aromatik bitkiler ornament sektörüne taşınıyor. İşte çiçekçilik sektörü. Bugün Akdeniz bölgesinde çiçekçilik sektörü özel teşebbüsle belediyelerin işbirliğidir. Doğru mu?
Şimdi geliyoruz üçüncü sektöre, orchard sektörü, millet bahçeleri. Bizde de hocam aynı şey konuşuldu. Millet bahçeleri yapıldı, bir tasarıma ihtiyaç var. Hangi tasarıma? Beşer olan insanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliği için kültürel etkinliklerin olduğu, sanatsal etkinliklerin olduğu, sporsal etkinliklerin olduğu şekilde ciddi anlamda Sayın Bakanım not aldılar gördüm. Bunun güzel bir tasarımla çok daha güzel şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer her ildeki millet bahçesi birbirinin aynısı olacaksa demek ki bir yerde yanlış yapıyoruz. Her tarafın kültürü farklıdır ve o kültürel birikimle yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Biz koordinasyon ve organizasyonu konuşurken dedi ki bu işin lokomotifi üniversiteler olacak. Bugün burada üniversitemizin 7.'si düzenlenen bir çalıştaydayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilgiye susamış siz değerli hazuruna teşekkür ediyorum. Çünkü kolay olmuyor. Bizden önce bir sürü arkadaş konuştu. Biz derslerde baktık ki dinleyiciler yorulmuşsa diyoruz şöyle bir kalkın diyoruz. İşte şunu yapın, hareket yaptırıp ondan sonra öğrencilere dinletiyoruz. Üniversiteler yerel yönetimlerle, yerel yönetimler, STK'lar, şirketler dediğimiz sivil işbirliği bir küme olacak. Üniversiteler bir küme olacak ve kamu bir küme olacak. Fakat bunun liderliği olmayacak. Kültürümüzdeki döngüsel yaklaşım olacak. Döngüsel yaklaşım olacak. Hiç unutmuyorum Konya'ya gittiğimde sektörüne çalışalım dedik. Bir üçgen çizdim. Üçgenin bir köşesine dedim burada gıda mühendisi, doğa bilimlerinden biri. Burada dedim değirmen makineleri çalışan makine mühendisinden biri. Burada da sosyal bilimci ben dedim çalışalım. Sayın Bakanım, makine mühendisliğindeki profesör arkadaşımız ODTÜ mezunu dedi, ben istemiyorum, ben çalışmıyorum dedi. Niye dedi, ben tepede değilim. Gıdacı hocamız çoğu arkadaş bilir. Kağıdı şöyle çevirince dedi ki, ya bak şimdi sen üste geldin. Güzel bir çalışma ekibi oluşturup çalışmıştık. Bunun ismi... Eğer biz bir koordinasyon, organizasyon arayışındaysak kesinlikle ve kesinlikle ismi sosyal girişimciliktir. Sosyal girişimciliktir. Bu sosyal girişimcilik gezerek öğrenme şeklinde olmalıdır. Ümit ediyorum ki en kısa sürede Sayın Rektörümüz böyle kendimizin de bireysel katkı sunacağımız şekilde bir Türkiye'yi gezelim. Gezerek öğrenelim. Okuyarak öğrenelim, bir görelim. Böyle güzel bir ülke nerede var? Gerçekten görmek lazım. Her tarafını. Hele Munzur farklı tabii, çok daha farklı. Sayın Bakanımızın fahri hemşeri olduğu yer. Kendim Elazığlıyım. İşte Sayın Bakanımızın toplantıda olduklarını söyledim. Belediye başkanımı işte Sayın Bakanımıza selamlarını iletiyor. Oda başkanlarımı da böyle bir sevgi var. Allah sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. Değerli arkadaşlar, yönetimde Seven Sister modeli var. 7 kız kardeş. 7 kız kardeş. Niye kız kardeş demişler? Üretken, çalışkan, hassas,
vesaire vesaire. Bunlardan biri insan kaynaklarıdır. Burada çok değerli insan kıymetleri var. Çok değerli insan kıymetleri var. İkincisi pazarlamadır. Üçüncüsü stratejik yönetimdir. Dördüncüsü muhasebedir. Beşincisi finansmandır. Altıncısı üretimdir. Yedincisi organizasyondur. İki gündür burada dinliyoruz. Baktım ki herkes trend yol diyor, trend yol diyor, trend yol diyor. Niye? Adam organizasyonu yapmış. Anlatabildim mi? Oysa ki emek değer teorisine göre düşünürsek onlardan çok daha fazla emek vermiş burada insanlar var. Emek değer teorisine göre. İyi ki yapmışlar, onu da söyleyelim, trend yok. Satabiliyoruz, yapabiliyoruz, belki de bu kadar geliştiremezdik. Peki trend yolun özelliği ne? Teknoloji kısmı iyi, dünkü sorular soruldu. Alandan bir iki soru sorulunca, dediler ki ona da bakacağız, doğru mu? Alan kısmında sizin bilgiler çok daha kuvvetliydi. En önemlisi de yönetim arkadaşlar. Biz buna YAT programı diyoruz. Yönetim becerileri, alan bilgisi, teknolojik yetkinlik. Hangisi kıymetli? Yönetim kıymetli. Nesnelerin interneti veya objelerin interneti de desek, smart learning de desek, adına ne dersek desin, hiçbir cihaz insan beyninin yerini tutamaz. Her biri farklıdır. Akıllı teknolojiler. Bizim hocamız derdi ki, Fatih Hoca, bunlar diyor sorgulamıyor, hiç sorgulamıyor. Ne komut verirsek yapıyor, buna nasıl akıllı diyorlar diyor. Anlatabildim mi? Akıllı olamaz diyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu yönetim becerilerini şu açıdan önemsiyoruz. Eğer biz bir organizasyon oluşturacaksak, kendi kültürümüzden kültürel çeşitlilikten bilgi üretim aşamasına gitmeliyiz. Diğer dört aşamayı yapmışız. Bilim, teknoloji, yenilik, kalkınma, bu dördünü çok iyi çalışmışız. Ama kökleri olmayan bir yapıda kültür, kültürel çeşitlilik ve bilgiyi üretmemiz gerekiyor. Yöremizin her bir yerinde kültürel çeşitlilik olduğu gibi Hindistan'dan Çin'e, Amerika'dan Afrika'ya hepsi ilim nerede varsa alınmalıdır anlayışıyla gider. Objelerin internetidir üçüncü aşama. Biz sunumumuzda arkadaşlarla bununla ilgili uluslararası organizasyonlara baktık. Eğer biz bunlarla irtibatta olmazsak bir şey yapamayız. Ama kendimize yönelik de bir kökleri bizden olan, doğru mu? Kültürel çeşitlilikten bilgi, bilgiden bilim ürettiğimiz üç aşaması da bizden olmalı. Ki bizim ağacımız da meyve veremiz. Dolayısıyla şuradan hızlı bir şekilde geçelim. Öne çıkan bitkilerimizi görüyoruz. Şu anda tıbbi aromatikler listesine alınmış, tıbbi aromatik baharat listesine alınmış bitkilerimiz var. Bir de kıymetli hocam, bekleme sırasında olanlar var. Yani bekleme listesi var. Niye onları alamıyoruz? Doğru mu? O bitkilerin de dili yok ya, desinler ya biz de büyüdük, bizi de alın listeye. Mesela bu açıdan önemli
Şu tarafa mı? Sıkıntı yok. Potansiyelimizi görüyoruz. Arkadaşlar bunları anlattılar. Dış ticaret verilerini görüyoruz. Şimdi geldik. Asıl üzerinde durduğumuz konular standartizasyon dedik. Amacımız, hedeflerimizi koyduk. Tabii sonu tam yetişmedi, itiraf edelim. Dijital TAP Enstitüsü organizasyonun ismi. Koordinasyon ve organizasyon için Anadolu TAP'ı sunan arkadaş burada mıydı? Yani onun sizlerin oluşturduğu altyapının daha geliştirilmiş şekliyle Dijital TAP Enstitüsü şeklinde bizim sunumumuzda da vardı. Bu enstitüde kamu mevzuat ve maddi kısmına bakacak. Bir de mali kısma bakacak. Eskiden bu yönetimde Türkçe kavramlarla çok güzel bir tasarım yapılmıştı. Kamu nedir? Mevzuattır. Kamu nedir? Maddiyattır. Kamu nedir? Mali hususlardır. Ondan sonra oradan gelirsiniz yine döngüsel üniversitelere. Üniversite nedir? Üniversite muallimliktir. Bu arada tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Müteşebbisliktir. Üniversite, gerçekten hocalarımı gördüğümde dedim ki ya ben niye kurmamışım bir şirket diye düşündüm ya, niye ben müteşebbis değilim? Kıymetli hocam, Amerika'da bulunduğum sürede 100 dolarla kurduk. Ama eğitim öğretimimizi aksatmadan hiçbir şekilde gençlerin değişik ülkelerde 1,5 yılda batırdığımızda 6 milyon doları kaybettik. O zaman güzeldi, tabii öğrendik ya. Neydi bu bujiteri dediğimiz olay, yoktu 2002'de. Dünyanın her tarafından Sayın Bakanım, Yemen'den, Somali'den, Pakistan'dan, bilmem nereden eğitime gelmiş arkadaşlar valizlerle getirirlerdi. Biz de iş merkezlerinin içerisinde dedi ki şeyler açalım, standlar açalım. Gençler standart açıyor, böyle çalışılıyor. Sonra dedi ki saat 16'dan önce hiç kimse orayı açmayacak. Böyle kurallar da konulmuştu. Herkes önceliği eğitim olacak dedik. Müteşebbislik en önemli kısmıdır. Bu müteşebbisliği üniversiteden başlatmış akademisyen arkadaşlara, özel sektöre, hepinize döngüsel yaklaşımda gideceğiniz yer yerel yönetimlerdir, belediyelerdir. Doğru mu hocam? Belediyelerdir. Belediyelerdeki mevzuat sıkıntısı varsa Sayın Bakanımızla iyileşip kamuda işi çözmektir. Şimdi geldik çok önemli unsurlardan biri toplama. Doğru mu? Ondan sonra sınıflandırma, ambalajlama, standartize etme, satışa gelinceye kadar orada da 7 önemli evre vardır. Orada da Seven Sister vardır. Ama nedense gerçekten bu ticari değeri olan bilgiler kitaplardan çıkıyor. Anlatabildim mi? Bizim pazarlama hocamız bunu o kadar güzel anlatırdı ki. Yani derdi ki bu 7 aşamayı statik yapıdan dinamik yapıya getireceksiniz. Dinamik yapıdan termodinamik yapıya, termodinamik yapıdan akışkan yapıcıya, akışkan yapıcıdan neydi? Akışkanlar mekaniği yapısına getireceksiniz derdi. Şeyle açıkladı fen bilimleri yine.
Eğer siz de akışkanlar mekaniği dediğimiz işte dijital tap enstitüsü şeklinde yapabilirsek akışkan istediğin anda, akışkanlar bir mekanik ortamda, doğru mu? Bunu yapabiliriz. Burada üretmek istediğimiz konu biyo sektörlerdir. Eğer bugün iki gündür hiç dile getirilmeyen bir ürün grubundan bahsedeyim. Tamamen tıbbi aromatiklerden elde ediliyor diyebiliriz %90'ı. Biyosidaller. Hiç üreten var mı? Kozmetik dedik, bilim ne dedik, ne dedik ama sadece dezenfektan değil ki. Biyosidaller başlı başına 400 kalemden oluşur. Biyosidalleri üretebiliriz. Anlatabildim mi? Bunun içerisinde pestisitler var. Bunun içerisinde herbisitler var. Hepsi var. Ve biyo sektörlerden biyoekonomiye gittiğimiz durumda biyosidaller çok büyük bir potansiyel oluşturuyor tıbbi aromatik bitkilerden. İşte burada da zaman zaman şu karşımıza çıkıyor. Ya insanlar için gıda mı üretelim? Gıda ham maddesini biyosidallere mi çevirelim? Doğru mu? Aslında hiç böyle bir tercihe gerek yok. İnsanlar için gıda ürettiğinizde atık kalan kalitesiz diye suçladığınız aslında o da biyosidaldir. Nimetin kötüsü olmaz ya. Anlatabildim mi? Oradan geliyoruz. Ve yine Hazreti Ali'nin sözü bilim bir noktaydı diyor, cahiller çoğaldı. Tek yapacağımız şey üç adım. Arge, akledip, araştırıp bir fikir bulmak. Herhangi bir bitkiyle. Yolda görürsünüz, bu bitki görürsünüz, o size yoldaki işarettir. Alırsınız onu, projelendirirsiniz. Çok güzel projeler yürüyor, argeler yürüyor. Üçüncü aşaması iş geliştirmedir. İş geliştirme argeleri benim şahsi kanaatim çok önem arz ediyor. Bu açıdan dijital tap enstitüsü bu sektörün iş geliştirme kısmı açısından çok önem arz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İsterseniz şöyle bir soruyla konuyu kapatalım. İki gündür çok değerli konuşmalar yapıldı. Herkes değişik kelimeler kullandı. Bu kelimeleri İnsan vücuduna benzetecek olursak veya bir araca benzetecek olursak, kim aracın tekerinden bahsetti, doğru mu? Kimi bijonundan bahsetti, kimi direksiyonundan bahsetti, kimi kaportasından, kimi aynasından. Aracın en önemli kısmı neresi? Motoru. İki gündür konuşulan kelimeler, yapılan konuşmalardan motor kavram hangisi? Organizasyon, evet. Evet. Kalite, üretim, yönetim, borsa. Sayın Bakanım gerçekten iyi yakaladılar. Borsa, biz de bunu şey diyoruz, dijitalleşme. Dijitalleşme. Eğer bir üstüne bu borsanın dijital hali, dijital tabii ki şey kısmı olacak. Yani Sayın Rektörüm açıkladığınız o elektronik seansı, işte Konya Borsası gibi hepsi olacak.
o dijital tıbbi aromatikler enstitüsü dediğimiz dijitalleşme ile sanal gerçeklik olmadan olmaz. Kısaca optimizasyon, otomasyon, objelerin interneti. Optimizasyon. Tamam, borsayı kuruyoruz da hangi ürün hangisinin yanında olacak, doğru mu hocam? Ha? Hani raf sistemi diyorlar ya marketlerde, rafa yerleştirirken hangisi nerede olacak? Öyle kolay değil bu, çünkü kokusu farklı olan var, birbirine etki edecek olan var. Optimizasyonu iyi yapmak lazım. Elektronik seans dediğimiz otomasyonu veya dijital kısmını iyi yapmak lazım. En önemlisi de objelerin interneti. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buradan olmaktan çok keyif aldım. Sizin gibi değerli insanları, Sayın Bakanımı böyle yakinen tanımamıştım. Sayın Rektörümle ilk defa böyle görüşebildik. Siz değerli arkadaşlarla bizim için çok değerli bir zamandı ve kıymetli. Söylemek istediğimiz de şudur. Yine söylüyoruz. Bunların hepsi kainatta vardır, sadece keşfedilmeyi bekliyor. Grubumuzda çok değerli bir hocamız tarım tarihi çalışıyordu. Tıbbi aromatiklerin tarihi dahil, kendisi aynı zamanda Tarım Bakanlığı'nda araştırma enstitüsünde çalıştıktan sonra Hikmet Hocam sağ olsunlar. Doğru söyledim değil mi? Harun Hocam, ben de yeni tanıştım. Erdem Hocam vardı, Reyhan Hanım vardı, diğer arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, benim söyleyeceğim bu kadar. Eğer sorular olursa çok rahatlıkla devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Sayın hocamıza bize çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu değerli bilgilerden ötürü. Evet, hocalarımıza sormak istediğimiz soru var mı? Varsa onları alalım. Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklarımız, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen 7. Tıbbi Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı'nın 2. gününde çalışma gruplarının sonuç raporları sunumları tamamlanmıştır. Şimdi kapanış konuşmalarını yapmak üzere Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nurullah Okumuş'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Evet, Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, değerli akademisyenler, hocalarımız, bakanlığımızın temsilcileri. Açıkçası dün sabah biraz heyecanlıydım. Yedincisini yapıyoruz. Acaba daha önce işte beşi yaptık, dördü yaptık, beşi yaptık, altıyı ve yedinciyi yapıyoruz. Her seferinde farklı konuları işlememize rağmen acaba bir böyle bir bıkkınlık olur mu? Hem katılımcılar hem de burada sunum yapan hocalarımız, akademisyenler açısından böyle bir endişem vardı ama gördüm ki giderek daha bir sahiplenme kalitede, katılımcı sayısında, konuşulan konuların içeriğinde daha bir büyüme var. Ve şu geldiğimiz noktada gerçekten çok mutluyum. Sizler adına mutluyum çünkü geri dönüşlere baktığımız zaman il içerisinde dünkü oturumlardan çok çok memnundu katılımcılar. Bu sunumları, raporları da gördükten sonra hedefimize gidiyoruz. Evet, alanda çok hızlı bir büyüme yok ama adım adım da olsa, ben aydınlıyım, bizim orada gıdım gıdım da olsa, böyle bir ilerleme sağlayacağız mutlaka ve hedefe ulaşacağız diyorum. O yüzden ben bir burada sunum yapan tüm akademisyenlerimize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımcılara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen organizasyonda arkadaşlara çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sözü uzatmayacağım. Kısaca bu iki günün sonucunda semeresinde raporlardan sonra neler elde ettik kısa dönem için söyleyeceğim.
Bir hocam da söyledi aslında doğru, borsa bu çalıştayın en önemli sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü borsa kaliteyi sağlayacak, borsa ticareti sağlayacak, borsa organizasyonu sağlayacak. O yüzden hedeflerin büyük bir kısmını borsa açısından eğer sonuca gittiğimizde borsa bize bu hedeflerin büyük bir kısmını da sağlamış olacak. Nazım Hocam'ın işte toplayıcı kayıt sistemi, evet ilginç geldi. Yani çiftçi kayıt sistemi var, olabilir. Tepki de olacaktır. Çünkü özellikle sahada işte Mersin, Adana bölgesinde işte meyve suyu üreticileri böğürtlen toplatıyorlar. Şimdi oradaki köylüyü veya çiftçiyi, oradaki dayı başılarını nasıl ikna edeceksiniz? Çok zordur. Ancak çok da mantıklı. Sadece bir belge alacak. Bu şunu getirecek. Toplayıcı kayıt sistemi olmayan kişilere bir ötreme olacak. Bir dakika, burası bizim, bir sahiplenme olacak. Bu da bir miktar en azından sahada toplama açısından kaliteyi sağlayacaktır. Gülçin Hocam'ın söylediği GMP konusu. Şimdi en büyük sıkıntılarımızdan birisi şu. Dün daire başkanlarımızla da görüştüm. Hem Tarım Bakanlığı'ndan toplantıdan sonra hem de Sağlık Bakanlığı TÇK'dan gelen Oğuzhan Bey'le onlarla da görüştüm. Daha doğrusu biraz da böyle sistem kararına konuştum onlarla. Aynı ürün alıyorsunuz elinize, bir tarafta aktarda satılıyor. Hiçbir kontrol yok. Sonra geliyor bu ürün Tarım Bakanlığı'ndan gıda takviyesi olarak. Evet bir ruhsatlandırma var ama TÇK'ya göre daha alt seviyede bir denetim mekanizması sonrası ruhsatlandırma var. TÇK'ya gidiyorsunuz, ben bunu ilaç olarak satacağım diyorsunuz. Böyle bir anda yumruk yemiş gibi karşınızda işte biyo eşdeğerliği, biyo aralanım ile ilgili, toksite ile ilgili, ondan sonra ruhsatlandırma sürecinde çok yüksek maliyetleri var. İfratla tefrit. Yani aynı ürün çok uç noktalarda piyasaya sürmeye çalışıyorsunuz. Vatandaşın sağlığı için hizmete sunmak istiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın GMP bana göre çok ağır. Yani bir ilaçla ilgili, bir kimyasal ilaca kıyasladığımızda ya diyorum ki dün daire başkanlarımıza aynı ilaç sen verdiğin zaman, bana ruhsat verdiğin zaman ben bunu çok rahatlıkla kullanıma sunabiliyorum. Senden istediğim zaman ruhsatı benden o kadar çok istiyorsun ki altından kalkma şansım yok ve beni öteliyorsun. Beni itiyorsun. Ben Tarım Bakanlığı'ndan bu ruhsatı almak zorunda kalıyorum veya hiç olmadı benim dışındakilerde aktar veya diğer sistemlerde bunu satmaya çalışıyor. Bunu vatandaşın hizmetine sunmaya çalışıyor. Bir orta yolu bulmamız lazım bir şekilde. Sizin GMP fikri şu açıdan çok hoşuma gitti. Sağlık Bakanlığı'nın bunu geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak ruhsatlandırdığımız zaman evet GMP şartlarını istiyor, GLP şartlarını istiyor ama acaba Tarım Bakanlığı'nın da gıda takviyesi olarak ruhsatlandırmada kendine ait GMP'sini oluşturabilir mi? Bu yani soru sadece hocam. Yani o açıdan sonrasında hocam en sonunda şey yapayım. Ya bir kafama takıldı ama o ara yolun bir şekilde bulunması lazım. Yani şartların bir şekilde her iki tarafında, yani tamamen Sağlık Bakanlığı'na geçecekse ona da itirazımız yok. Ama bu şartlarda olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ekim alanların birleştirilmesi ve toplaştırma mutlaka yapılmalı. O da şöyle olabilir. Tarım Bakanlığı tarafından eğer toplaştırma yapılır ise, ki bunu bazı alanlarda uyguluyorlar, tıbbi aromatik bitki dikilecek ise size şu kadar toplaştırma ama bu toplaştırma karşılığında da size şu kadar destek veriyoruz. Yani hem toplaştırmayı teşvik edecek bu hem de tıbbi aromatik bitkilerin dediğiniz çok doğru. Üç dönüm oraya ekinezya diktiğinizde sizin dışarıdaki albeniniz daha farklı ama bunu 50 dönüm diktiğinizde albeniniz daha farklı. Buradaki en önemli nokta şu standartizasyon sağlanması. Yani üç farklı ilçede üçer dönümlük 15 alana ekinezya diktiğiniz zaman birçok faktör devreye giriyor. İşte yolun kenarında olanı var, işte sulak bölgede dikileni var, işte kurak yerde dikileni var. Toplama şartları çok çok farklı olabiliyor. O yüzden toplaştırma fikrini çok destekliyorum. Hocam dijital tap enstitü dediniz.
Kenan Hocam, dijital tıp enstitüsü değil ama dijital kütüphane, tıbbi aromatik bitkilerde dijital kütüphane projemiz. Hatta Amir Hocam da burada, çok üzerinde durduk, çok uğraştık. Hala da niyetimiz var. Ülkemizdeki tüm tıbbi aromatik bitkilerin, bunların genetik olarak analizleri de dahi yapılmış şekilde, bununla ilgili Ankara'da birkaç merkezle de görüştük, yapılabilir durumda şu anda bunlar. Tüm genetik dizilimleri, özellikleri hepsiyle beraber kayıt altına alınması. Bunu yapmamız gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın işte Nuh'un gemisi diye Sayın Bakanım'ın destekleriyle kurulan bir bilgi sistemleri var ama bizim dediğimiz bir anlamda ulusal, yerli, Türkiye'ye ait, ülkemize ait türlerin korunmasını sağlamak amacıyla da bunların genetik özelliklerinin de yer aldığı bir dijital kütüphane olabilir. Daha çok fazla sonuçlar da var ama ben hemen şimdiden şunu da söyleyeyim, Sayın Bakanım da söyledi. Burada çıkan sonuçları, raporlarda çıkan sonuçları bu şekilde olmasa da başlıklar halinde çok net içinden seçtiklerimizi hem Ticaret Bakanlığı'na, hem Sağlık Bakanlığı'na, hem de Tarım Bakanlığı'na bizatihi rektörlük olarak da ve Çalıştay rapor olarak da göndereceğimize buradan da söz veriyorum. En azından onların da bir fikirleri olsun açısından. Ben Çalıştay'ımızın inşallah iyi sonuçlara sebebiyet vereceğini, neden olacağını, iyi sonuçlara götüreceğini şimdiden ben kaniyim, inandım. O yüzden emeği geçen herkese Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Efendim ben sadece teşekkür için çıktım. Hakikaten çok güzel bir Çalıştay oldu. Başta rektörümüz olmak üzere tertip heyetinde bulunan herkese, katılımcıların tamamına, hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten ben de aşağı yukarı 7 Çalıştay'da katılan bir kişiyim. Takip ediyorum. Çünkü bu meseleye ilk defa ben önce olmuştum. İsabet oldu. Yani ilk defa başladığımız zaman bu konu gündemde değildi. Sebebi de şuydu. Genelde peki sıcak bakılmıyordu. Ancak o tarihlerde 115 milyar dolarlık pazar olduğunu söyleyince herkes uyandı. Yani parayı gösterdik önce. Dolayısıyla isabet oldu. Tabii hakikaten ben de dikkatlice dinledim. Raporları da dinledik. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten bu konuyu daha da geliştirmemiz lazım. Yani belki de ihracatımızın %10'unu bu şekilde sağlamak mümkün. Bir de bunun şu faydası var, bakın özellikle ben de geçmişte halk sağlığı dersi verdiğim için yani sağlık genelde hekimler hasta olan bir kişiyi tedavi ediyor. Ama burada tıbbi aromatik bitkilerin hasta olmadan önce koruyucu hekimlik gibi bir görevi var. Hakikaten isabetli bir takım tıbbi aromatik bitkiler, bunlardan artık ilaç veyahut da gıda takviyesi olarak kullanılanların mutlaka faydası var. Yani ben doktora gittiğimi hatırlamıyorum. Yani bunun sebebi bir zaman koca karı ilacı dediğin şeyler özellikle bunların çok faydası var. Yani bizim hasta olanları tedavi etmekten ziyade hasta olmayı önleyici koruyucu hekimlik hizmetlerine yönelmemiz lazım. Belki önümüzdeki toplantıda bu tıbbi aromatik bitkilerin koruyucu hekimlik yönünü de ele almamız gerektiği kanaatindeyim. Yani hakikaten raporlarda gördük, çok güzel oldu. Özellikle rektörüm söyledi ama ben bunu çok önemsiyorum. Burada alınan neticeleri arkadaşlar kurumların tamamına, başta tabii Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklara, hatta Çevre Şehircilik Bakanlığı'na göndermemiz lazım. Çünkü milli emlak onlarda.
Bunu yapalım. Bunun çok faydası var. Ama rektör bunu yaparken mümkünse şöyle yapalım. Gözden geçirip o kurumla ilgili, hatta direkt diyelim ki toplulaştırmayı DS yapıyor. DS o kısmı DS yazalım. Mümkünse. Ormanla ilgili hakikaten orman, daha önce orman sadece ormanlarda çam, sedir vesaire ağaç dikerdi. Onun kesimi yapardı. Ben bakan olduğum zaman ilk defa bunu açtım. Dedim ki orman teşkilatı sadece ormanlarla ilgili değil, bütün Türkiye. 38 tane eylem planı. Ceviz, bademden tutunuz da. Hocam gerçi bal ormanlarına Elaziz'de, Marmara Tülaziz'de bal ormanı kurduk ama itiraz etti. Ama daha önce ormancılar, arıcılar ormana sokmuyorlardı. Ama Sayın Hocam bakın bunu açınca dünyada bal üretiminde balların kalitesi arttı. Dünyada ikinci sıraya yükseldik. Belki oraya baktıracağım. Şu anda 758 tane bal ormanı var. Ve ben gurur duydum. Geçenlerde Amerika Boston'dan gelen bir kardeşimiz dedi ki, bir markete girdim. Dedi ki, Türk balı var mı diye sorunca, bu bal ormanı şey, eksikler olabilir ama mühim olan, ama siz de o bölgenin evladı olarak, Baskilli olarak o bal ormanına bakıp eksikleri gidermeniz, en azından bize bilgi vermeniz gerekiyor. Tamam, eksikler vardır mutlaka. Efendim tabii özellikle tohumdan, fideden başlayarak üretimi, depolanması, pazarlanması, standartizasyonu çok önemsiyorum. Bunu yapmanın yolu da bana göre burada çok önemli bir karar alındı. Borsanın kurulması kararlaştırıldı. Biz siz hepinizle değil ama rektörümüz özel bir toplantı yaptı. Yani neticede burada da ilgili taraflar, borsa başkanımız, ticaret sanayi odamız vesaire hepsi vardı. Tarım Bakanlığı il müdürümüz vardı. Yani neticede bu gerçekten çok faydalı olacak. Bu ister istemez kalite getirecektir diye düşünüyorum. İnşallah bu toplantıyı bir önce, yani civardaki ticaret odaları ve borsalarla toplantı yapılırsa rektörüm, onu takip eden bir an önce kuralım. Bu olmazsa olmaz şart. Tabii bununla ilgili web sitesi kurmakta fayda var. Millet bahçelerle ilgili çok güzel bir hususu belirttiniz. Mesela benim memleketim Şuhut'ta bir millet bahçesi açıldı. Oraya diyeceğim ki bir kısmını ayıralım. Burası tıbbi aromatik bitkiler merkezi, üretim yeri olsun şeklinde bir planlama yapacağız. Bunu ayrıca TOKİ'ye, Çevre Şehircilik Bakanımıza da söyleyeceğim. Hatta bunu lütfen onu da yazarsanız rapora sevinirim. Yani bu bence kurumlara giden raporlar mutlaka dikkat almıyor. Ama bizde şöyle bir var. Bizim millette şöyle bir hastalık var. Biz çok konuşuyoruz, söyleniyoruz fakat söylemiyoruz. Yani toplumda böyle bir şey var. Söylenmek. Söylenmek. Herkes söylüyor ama söylemiyor. Bu bakımdan bunu yaparsak memnun olurum diye düşünüyorum. Bir de mümkünse burada bu tıbbi aromatik bitkiler üreten şirketler var. Arkadaşlar marka oluşmaya gayret edin. Marka. Yani marka ismini duyurun. Tabii bu bir de bu köyler, tıbbi aromatik bitki üretim köyleri. Bu mümkün. Ben Türkiye'de ilk defa orman köylerinin yanında, bu hatta orman köyleri için çok ideal olur. 5000 köye 5000 gelir getirici orman projesi başlattım. Yani kestane ormanı, ceviz ormanı, badem ormanı, likapa dediğimiz işte mavi yemiş. 38 eylem planı, orman teşkilatı bununla uğraşmaya başladı. Yani bu konuda da ilk defa Baskil'den başlayalım hocam veya Munzur'da. Yani bunu yapabiliriz. Bu çok faydalı olacak diye. Tamam, Munzur şey diyelim. Tamam. Ben de zaten bunu oradaki Tunceliler bunu duyunca sevineceklerdir.
tekrar bir ikinci Fahri Hemşerilik de verirler yani. Tabii toplayıcı kayıt sistemi güzel bir teklif. Tabii itirazlar olabilir ama ona bakmayacağız. Bence çiftçi kayıt sistemi gibi toplayıcı kayıt sistemi de gündeme getirelim. Burada şöyle bir problem var. Ben ilk defa Orman Teşkilatı'nda odun dışı ürünler daire başkanlığı kurdum. Çünkü bu çok önemli. Onlar şimdi orman işletme müdürlükleri kontrol ediyor, denetliyor ve bunu ama sizin dediğiniz hocam çayırlarda, meralarda veya de Milli Emlak'ın arazilerinde bu yapılmıyor. Bunu bence Tarım Orman Bakanlığı hepsine sahip çıkıp bunu yapması lazım. Bunu da rapor olarak yazarsanız mutlaka dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun dışında tabii tür bazında özellikle bir sınıflandırma yapılması çok faydalı diye düşünüyorum. Hocamızın düşündüğü sizin dijitalleşme ile ilgili bir çalışmanız var ya. Hocam ben şunu tavsiye ederim. Türkiye'de bu yoktu. Ben ilk defa Nuh'un gemisi ile ilgili bir proje başlattım. Şu anda 2 milyona yakın bir işlendi. Bence Amerika'yı yeniden keşfetmek yerine bunu değiştirip ve onu alıp bilgileri sizin buna bazı eklentiler yapmanız daha kolay olur diye şahsen düşünüyorum. Ben dünyada, Türkiye'de bütün kurumlarda en ileri bilgi işlem merkezini kurmuş bir kişiyim. İlk defa Türkiye'de programlar yazdıran bir kişiyim ben. Dolayısıyla bu konuda sizin bir web siteniz olması lazım bu konuda. Bir de bunu gerekirse Doğa Koruma Milli Parklarla birlikte konuşarak bunu dönüştürebiliriz. O programlar aynen aktaralım. Yani neticede bunu özellikle çok önemli bir düşünce. Teşekkür ediyoruz. Tabii de özellikle Gülşen Hanım'ın söylediği hususlar, standartasyon toplama vesaire ve bunların ölçümleri çok önemli. Ama bu konuda cihazlar çok gelişti. Tarım Orman Bakanlığı cihazları koydu. Dolayısıyla zaten borsa olunca ister istemez orada bu ölçümler yapılacaktır. Evet, hizmet alımı da yapılabilir. Bunu da özetle vurgulamak istiyorum. Yani tabii hocamızın, rektörümüzün söylediği hususta yedi kız kardeş önemli. Organizasyon çok önemlidir. Yani işin temeli de organizasyon vardır. Ben de üniversitede hocam, teknik üniversitede önemli bir ders veriyordum. Yüksek lisans. Sistem analizi ve optimizasyon teknikleri. Her şeyin başında bu vardır. Sistem analizi olmasa olmaz. Türkiye'de en hızlı karar veren bakanlardan birisiydim ben. Yani genel müdür ve bakan. Bunu da şeye borçluyum, sistem analizi, optimizasyon dersi anlatmama borçluyum. Çünkü neticede hemen kaç tane yol var hedefe gitmek için. Bakıyorsun, bir optimizasyon yapıyorsun ve en ekonomik, faydalı, gerçekleşecek yolu buluyorsun. Bunu özetle söylemek istiyorum. Bu arada bazen kurumlarda karar verilemiyor. Hemen toparlıyorum çünkü sabrınızı da taşırmak istemiyorum. Son bir fıkra diyeceğim ve latifeyle sözümü kapatacağım. Şimdi efendim bazen kurumlarda karar verilemiyor. Acaba ne yapacağız? Böyle mi yapacağız? Böyle mi? Bir arada Sayın Cumhurbaşkanımız bana dedi ki ya Mardin'de kolera vakası çıkıyormuş yaz ayında. Buraya acele su getir diye söyledi. Ben baktım bütün 20 yıl ilgili kurumlar suyu buradan mı alalım, buradan mı, şuradan mı alsak, buradan mı alsak diye karar verememişler. Ondan sonra ben lisedeyken bir gazeteye yazı yazardım. Oradan bir kararsızlık üzerine diye bir makale yazmıştım lise talebesiyken. Sarı basın kartım vardı yani şimdi değişmiş. Şimdi hikaye şu, bir filozof kararsızlık üzerine bir deney yapmak istiyor. Bir merkebi almış,
aç ve susuz bırakmış. Ama öyle ayarlanmış ki açlığı ve susuzluğu eşit. Sonra merkep ortada, 5 metre bir tarafında su, öbür tarafta ot var. Merkep, ota mı gideyim, suya mı gideyim, ota mı gideyim, suya mı gideyim derken açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Ben de bir karar verileceği zaman şöyle yapıyorum, karar yönetimde bütün gerek üniversite, gerek İSKİ, DSİ, bakanlık döneminde bakıyorum kaç tane yol var, şu, şu, şu. Bakıyoruz, olmayacakları siliyoruz, 3 tane kalıyor. Kısa bir fizibilitten sonra tereddüden olursa genel müdürler vesaire veya daire başkanları merkep diyorum hemen karar veriyor. Dolayısıyla iş bitiyor. Dolayısıyla burada da şunu söylemek istiyorum. Karar verdik. Önümüzdeki toplantı çok daha güzel olacak. Borsa kurulacak, takip yapılacak ilgili kurumlara ayrı bir şekilde her bir kuruma, DSİ, orman, şu, bu, milli emlak, hepsini ayrıca bakanlarını ayrıca bunlar gönderilecek ve bunun takip yapılacak. Benim de 7T prensibim var, 7T. Ona girmeyeceğim, vaktimiz yok. Bir dahaki sefere inşallah next time. 7T prensibin birisi de takiptir. Takip olmadan olmuyor. Dolayısıyla takip edelim. Ben hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Çok faydalı oldu. Hepinizi alkışlıyorum. Gerçekten. Çünkü ben dünyada en çok konferans tertip eden Amerika'da, Japonya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da tertip eden bir kişi olarak şunu görürüm. En son oturumda ne kadar kişi kaldıysa ona göre başarı. Başarı %100. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz. Hepinizi alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sıhhat afiyet içinde hayırlı ömür sürün inşallah. Ömrünüz uzun olsun. Cuma saati, duaların kabul olduğu saat. Rabbim sizlere iki cihanda aziz eylesin. İnşallah. Amin. Hayırlı olsun. Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu'na çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Değerli katılımcılarımız, çalıştayımızın 2 gün boyunca düzenlenen oturumlarına ve çalışma gruplarına katılarak değerli bilgi, tecrübe ve önerilerini paylaşan alan uzmanı akademisyenlerimize ve karar alıcı bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi günün anısına fotoğraf çekimi için tüm konuklarımızı sahneye davet ediyoruz. Gel. Beyler, kessenize. Bana yardımcı olsanıza.